Günaydın Türkiye'den, mutlu günler sevgili izleyiciler. Ben Sultan Akdoğan, tam 3 saat boyunca günün gazete manşetleri ve sıcak gündem başlıklarıyla birlikte olacağız. Günaydın Türkiye başlıyor. MHP liderinin çağrısıyla Türkiye erken seçime gidiyor. Baş döndürücü bir trafik yaşandı başkentte dün. O gelişmelerin hepsine bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçti ve tüm dünyaya erken seçimin yapılacağını bakın hangi sözlerle duyurdu. Türkiye erken seçime gidiyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Bu kritik açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında AK Parti kurmaylarını topladı. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle görüştü. Selam. Bu kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan, seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili izleyiciler, tarih artık belli. 24 Haziran'da Türkiye sandık başına gidiyor. Tam 65 gün kaldı. Peki bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu hangi adımları atacak? İşte bu sorunun cevabı. Erken seçim 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun erken seçimler için izlediği yol haritası 1 Kasım'daki erken seçimler için yaşanan sürece benzer bir şekilde işleyecek. Yüksek Seçim Kurulu açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur. Daha önceki seçimlerde de biz 56 günde seçim yaptık. Bu seçimde de aynı şekilde seçimleri yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimlere hazırız dedi. Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma işlemleri olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. Güven'e İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı da soruldu. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları isteyeceğiz, kayıtları isteyeceğiz ve Yüksek Seçim Kurulu olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Peki erken seçim kararı piyasaları nasıl etkiledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasından dakikalar sonra dolar hızla düşüşe geçti. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına
karar verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim 24 Haziran'da dedi, döviz çöktü, borsa coştu. Erken seçim ilk etkisini kurlar üzerinde gösterdi. Açıklamanın ardından rekor seviyelere ulaşan euro ve dolar hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Karar açıklandığında dolar 4 lira 9 kuruş seviyelerindeydi. Dakikalar içinde 4 lira 2 kuruşa düştü. Erken seçim haberiyle euro 5 lira 7 kuruştan 4 lira 97 kuruşa kadar indi. Borsada ise durum tam tersiydi. Borsa 111 bin puanın üzerine çıktı. Ve sevgili izleyiciler, erken seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıkladı. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Erken seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük yankı uyandırdı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Partili ve MHP'li vekiller kararı olumlu karşıladı. Referandum sonraki süreçte bu halk bize görev verdi. Bu görevi erken yapalım istiyoruz. Referandumda öngörülen Cumhurbaşkanlığı sistemine hemen geçelim. Tüm kurumlarıyla beraber bu işi yapalım. Daha güçlü demokrasi, daha güçlü ekonomi, daha güçlü güvenlik için gerekli tedbirleri alalım ve daha hızlı yol yürüyelim istiyoruz. Türkiye seçim konusunda, genel seçimler olsun, diğer seçimlerde son derece tecrübeli, birikimli bir ülkedir. Nasıl bugüne kadarki seçimler son derece sağlıklı ve şeffaf yapılmışsa, aynı şekilde de son derece iyi ve güzel örnek bir seçimi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Seçim beklentisini içerisine düşen vatandaşların yatırımlarının devam etmesi bakımından da bir erken seçim beklentisinin ortadan kaldırılması gerekmektedir, karşılanması gerekmektedir. Bu amaçla karar alınmıştır. Türkiye uzun süredir seçim bekliyordu. Bir an önce seçimin yapılıp Türkiye'nin seçim atmosferinden çıkması gerekiyordu. Sevgili izleyiciler, AK Parti ve MHP'nin erken seçim teklifi dün akşam saatlerinde meclis başkanlığına sunuldu. Erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası partiler harekete geçti. Erken seçimin yapılması için adımlar atıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli imzaladı. AK Parti ile MHP'nin erken seçim teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklif ilk önce Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Meclis uygun gördüğü takdirde ise seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sadece Türkiye'de değil dünyada yankı buldu. Dış basın kritik gelişmeyi son dakika olarak geçti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Erken seçim kararı dış basında da geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2019 Kasım ayında yapılacaktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. İngiltere, Fransa, Almanya haber ajansları kritik kararı son dakika olarak geçti. Reuters haber ajansı, Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor başlığını kullandı. Fransız AFP haber ajansı da erken seçime geniş yer verdi. Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de gelişmeye yer verdi. Erdoğan erken seçim için 24 Haziran'ı gösterdi başlığı kullanıldı. İngiliz Guardian gazetesi de erken seçimi okuyucularına duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının ardından duyurduğunu yazdı. Sevgili izleyiciler, erken seçim için 24 Haziran Pazar günü açıklandı. Ancak o gün üniversiteye giriş sınavıyla çakışan bir gündü ve bu sınav tarihi de değişmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından
2,5 milyon öğrencinin aklına ilk gelen üniversite giriş sınavı oldu. Çünkü sınavın yapılacağı tarih de 23-24 Haziran olarak ilan edilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ÖSYM acil olarak toplandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihini bir hafta erteledi. Yeni takvime göre yüksek öğretim kurumları sınavının 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Takvime göre 30 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testi, 1 Temmuz Pazar günü ise alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi yapılacak. Sevgili izleyiciler, olağanüstü hal 7. kez 3 ay süreyle uzatıldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Toplantı sonrasında hükümete olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunulmuştu. O halin uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. Kabul edenler. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece 15 Temmuz sonrasında ilan edilen olağanüstü hal 7. kez 3 ay süreyle uzatıldı. O halin uzatılmasıyla FETÖ'yle mücadele de aralıksız sürecek. Kanser hücreleri gizlendikleri yerden söküp atılacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3000 kişilik bir FETÖ'cü yapıyı tespit ettiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. FETÖ'nün kripto yapısını açığa çıkarmak için iğneyle kuyu kazdıklarını belirtti. Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 3000 kişilik FETÖ'cü yapının deşifre edildiğini açıkladı. Şu an itibariyle örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, yaklaşık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 3000 kişilik bir yapıyı deşifre etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde inşallah kanun hükmünde, kararname ekinde bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik. Bunun anlamı şu, FETÖ ile mücadele daha uzun bir süre devam edecek. Örgütün tüm yapısını deşifre edene ve kripto yapısını açığa çıkarana kadar bu mücadele devam edecektir. Bu mücadelenin de etkili bir şekilde yürütülebilmesi için o halin, olağanüstü halin sağladığı imkanlara ihtiyacımız var. Bu çerçevede olağanüstü halin uzatılması gerekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'cü askerlerden sorumlu 10 sözde mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alçaklar tek tek hakim karşısına çıkartılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ'cü askerlerden sorumlu sözde mahrem imamlar operasyon düzenlendi. Mahrem imam oldukları tespit edilen 10 FETÖ'cü için gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün köpeğiyim dediği öne sürülmüştü. Sözde profesör doktor olan Sabri Çolak 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. FETÖ'nün abilerindendi, kendisi için FETÖ'nün köpeğiyim diyordu. Sabri Çolak, emekli öğretim üyesi sözde profesör doktordu. Erzurum'da FETÖ PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Örgütün manevi abilerinden olduğu öne sürüldü. Tanık beyanlarına göre kendisi için ben FETÖ'nün köpeğiyim dediği iddia edildi. Çolak silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlandı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki 25 FETÖ'cü için gözaltı kararı verildi. Kripto FETÖ'cüler tek tek ortaya çıkarılıyor. Alçaklara büyük darbe vuruluyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki 25 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'cülerin baylok kullandığı ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefon kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 25 FETÖ'cü askerin 16'sının albay, 9'unun yarbay olduğu belirtildi. Ankara merkezde 8 ilde polislerimiz harekete geçti. 25 FETÖ'cü hainin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'cülerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu ve bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Son dönemde Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Macron gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni bir açıklama yaptı. Suriye saldırısındaki gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Macron, ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'de belirlenen noktaları vurmuştu. Sonrasında birbirinden farklı açıklamalar yaptı. Macron önce saldırıyı kimyasal kullanan katil Esad'ı cezalandırmak için yaptıklarını açıklamıştı. Sonraki açıklamada ise bu saldırıyla Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık dedi. Macron son röportajında ise gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Putin'le eşit gördüğünü söyledi. Putin beni anlasın diye Suriye'ye saldırma kararı aldım dedi. Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunu savundu. Afrin harekatında öldürülen İngiliz kadın teröristin posterleri İngiltere'de otobüs duraklarına asıldı. Anna Campbell, PKK-YPG ile İngiliz kadın terörist, Afrin harekatında Mehmetçiğimizle girdiği çatışmada öldürülmüştü. İşte o teröristin posterleri şimdi Güney Londra'da otobüs duraklarına asıldı. Posterde PKK-YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve faşizme karşı savaşmaktan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerine yer verildi. Sözde faşizme karşı savaşan terörist Afrin harekatı kapsamında 15 Mart'ta öldürülmüştü. Bir diğer posterde ise tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz ve Afrin'i savun cümleleri yer aldı. Skandal terörist posterleriyle İngiltere'nin terör örgütü lehine yürüttüğü çirkin propaganda bir kez daha gözler önüne serildi. Anna Campbell İngiltere'de tesisatçı olarak çalışıyordu. Geçen yıl Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katılmıştı. Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu. Suriye'deki Batı'nın yeni oyununa Suudi Arabistan da katıldı. Suriye'ye asker göndermeye hazırım dedi. Yıllarca terör örgütü PKK-PYD'yi besleyen ABD'nin Suriye planı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuyla bozuldu. ABD ve batılı ülkeler Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili kararlı duruşu nedeniyle geri adım attı. ABD ve batılı ülkeler şimdi yeni bir planı devreye sokmaya çalışıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyinde bir Arap ordusu oluşturmak için harekete geçti. Suudi Arabistan, ABD'nin kurmayı düşündüğü Arap ordusuna katılabileceğini şimdiden duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, terörle mücadele koalisyonunda Suriye'ye asker göndermeyi konuşuyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Ermenistan'da devrim komitesi ilan edildi. Göstericiler sokağa döküldü.
Halk sokağa çıktı. Polisle çatışma yaşandı. Burası Ermenistan. Ermenistan'ın 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Serj Sarkisyan görevini tamamladı. Ancak bu kez de başbakanlık koltuğuna oturdu. Ülkede isyan çıktı. Parlamento abluka altına alındı. Sarkisyan karşıtı muhalif eylemciler tekrar iktidarda görmek istemediği Sarkisyan için yönetime itaatsizlik eylemi başlattı. Gösterilere ELK Partisi lideri Nikol Paşinyan öncülük etti. Protestolar sırasında polisle çatışma yaşandı. Eylemciler eline geçen her şeyi polis güçlerine fırlattı. Muhalif partisi lideri Paşinyan ise gösteriyi devrim olarak niteledi. 1989 yılında kan dökülmeden yaşanan Çekoslovakya'daki Kadife devrime benzetti. Ermenistan'da gerginlik tırmanıyor. Hükümetin yapacağı hamle merak ediliyor. Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü sevgili seyirciler. Ya Ertuğrul var ya. Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü. İstanbul Sirkeci'de kan donduran bir cinayet işlendi. Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Yüksel Karababa yakalandı. İddiaya göre Ercan Vuralhan'la Yüksel Karababa arasında alacak verecek meselesi vardı. Bu konuyu konuşmak için buluşmuşlardı. İkilinin arasında tartışma çıkınca saldırgan eski bakanı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ya Ertuğrul var ya. Zanlı cinayet büro ekipleri tarafından sorguya alındı. Ercan Vuralhan meslek hayatı boyunca çok sayıda üst düzey görevlerde yer aldı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmişti. Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ı öldüren zanlının oturup polisi beklediği ortaya çıktı. Önce öldürdü, sonra oturup cinayeti anlattı. Eski Bakan Ercan Vuralhan'ın cinayetinin hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Eski bakanla aralarında alacak verecek meselesi vardı. Meseleyi konuşmak için Sirkeci'de bir kafede buluşan eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürüldüğü anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde kafe çalışanları yere yığılan eski bakanla ilgilenirken saldırganın oturduğu yerden polise cinayeti anlattığı görülüyor. Saldırganın hiç istifini bozmadığı da görülüyor. Yolda yürürken bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayan Yeşilay ilçe başkanı o anları anlattı. Olay İstanbul Güngören'de yaşanmıştı. Uyuşturucuyla mücadele eden Yeşilay Güngören ilçe başkanı Mehmet Yıldız yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yıldız yaşadığı o anları anlattı. 4 dikiş var şuramda. Bu kaşımın üstünde bir şey var, yara var. İşte şu gözümün altında biraz geçti tabii de orada yaralanmalar var. Bu omuzumda biraz tahribat var. Bir de şu bacağımın şu bölgesinde bir ağrı hissediyorum. Profesyonelce bir iş yapmış. Yani zannediyorum bu işin de eğitimini almış daha önce. Yani tek vuruşla bizi nakavt etmeye çalıştı. Başkan Yıldız saldırının planlı olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla bu iş planlı, organize bir iş. Yani daha önce kapıda bekliyorlar. Biz çıkınca bizimle birlikte birisi bizimle birlikte belli bir mesafe yürüyor. Ondan sonra da saldırısını yapıyor. Yani doğrusu o ana kadar yani o gün için bir şey hissetmedim. Başkan Yıldız saldırının nedeninin uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkat çekti. Direkt tehdit değil ama engellemelerle karşılaşıyorduk. Yani ama bu kadar ileriye ve seviyeye gideceklerini doğrusu hiç düşünmemiştik. Yıldız saldırıya rağmen uyuşturucuyla mücadelede kararlı. Bunu yapanlar, bu hareketi yapanlar bize engel olmaya çalışmak istemişlerdir ama
Ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyirciler, 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binada aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi mahsur kaldı. Yangın gece 2.30 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki 5 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Yangın sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi evlerinde mahsur kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri mahsur kalan bina sakinlerini kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen bina sakinlerine ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilenen bina sakinleri olay yerine gelen ambulanslarla hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bina sakinlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor. Sevgili seyirciler, festival için pişirilmeye çalışılan 200 kiloluk dana çevirme alev alev yandı. Aç. Festival için pişiriliyordu, davetlerin gözü önünde alev aldı. 200 kiloluk dana işte böyle küle döndü. Yanıyor. Çek, kömürecek. Afyonkarahisar'da lezzet festivali yapıldı. Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı. Yağ indi ya birden, alev aldı. Külün altında gaz oluşuyor, yağ indiği zaman açma yapıyor, alev oluyor. Lezzet Festivali'nde Afyonkarahisar'ın yöresel yemekleri ön plandaydı. Güne özel 200 kilogramlık dana çevirme de vardı. Dana ateş üstündeyken bir anda alev aldı. Bu yavaş yavaş pişecek. Bu saatlerce, 3-2,5-3 saat boyunca, 4 saat boyunca yavaş yavaş kendi suyunda, yavaş bir ateşle pişip. Yemeği düşünmeyeceksin bunu pişirirken. Görevliler soğuk külle alevi söndürmeye çalıştı. Bir taraftan da suyla müdahalede bulunuldu. Ancak dana neredeyse tamamen yandı. Yenilemez hale geldi. Çek, kömürecek. Seyirciler, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı. Yolun karşısına geçiyordu. Minibüs çarptı, hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Sürücü Selçuk Giritlioğlu Atatürk Havalimanı yönüne seyrediyordu. Bir yayada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Minibüs sürücüsü duramadı ve yayaya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza geçiren yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonucu ölen yayanın üstünden kimlik çıkmadı. Cansız bedeni Yeni Bosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yayaya çarpan sürücü ise emniyete götürüldü. Frene bastım ama duramadım. Valiye selam veren polise çarpan sürücü kendini böyle savundu. Güpegündüz boş yolda polise çarptı. Savunması pes dedirtti. Olay geçen hafta Konya'da yaşandı. Polis memuru Vedat Selvi, Vali Yakup Can Bolat'ın polis evindeki ziyareti sonrası selam vermek için yola çıktı. Bu sırada Mürsel Sarı'nın kullandığı otomobil polis memuruna çarptı. O anlar kameraya da yansıdı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hazırlanan raporda iki tarafta eşit oranda kusurlu bulundu. Polis memuruna çarpan sürücü Mürsel Sarı ise gözaltına alındı. Verdiği ifade ortaya çıktı. Polis evinin önüne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım ancak duramayıp çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim. Ancak trafik yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sevgili izleyiciler, günaydın Türkiye'de. Şimdi 19 Nisan Perşembe sabahının gazete manşetleriyle devam edeceğiz. İlk olarak Türkiye Gazetesi'yle başlıyoruz. Elbette ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını manşetine taşımış durumda. Cumhurbaşkanı'nın bir fotoğrafı da, Ruhani ile yaptığı bir fotoğraf, görüşmenin fotoğrafı da ekrana yansımış durumda. 24 Haziran'a çekme kararı böyle alındı. Baskın seçim manşeti verilmiş durumda. Hazırlıksız yakalandılar. Muhalefet panikledi. Sonbaharda seçim bekleyen muhalefet 24 Haziran tarihiyle ters köşe oldu. Henüz bir ismi ön plana çıkaramayan CHP, hızla adayımızı belirleyeceğiz dedi. İyi Parti lideri Akşener de CHP'den önce davranıp 100 bin imzayla adayım diye konuştu. Büyük Kongresini 24 Haziran'dan 6 ay önce yapmadığı için seçime katılamayacak olan İyi Parti için iktidar devreye girdi. İyi Parti'nin mağduru oynamaması için yasadaki 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi bekleniyor diyor. Türkiye Gazetesi baskın seçim haberinin manşetiyle gelişmeleri böyle yansıtmış durumda. Hemen gazete turumuza Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesinde de dikkat çeken bir haber var. Bekir'in 23 yıllık hayalini Mehmetçik gerçekleştiriyor diyor. Hemen detaylarına bakalım Sabah gazetesinin manşetinin. Asker şiiriyle Afrin'deki Mehmetçiğe moral veren engelli Bekir Madan bir günlüğüne üniforma giyip askerlik özlemini dindirecek. Teröristlerle çarpışan Mehmetçiğe yazdığı şiirle destek olan Bekir Madan, üniversiteye hazırlanan ağır engelli bir genç. En büyük hayali ise üniforma giymek. Yazdığı dilekçelerin karşılığında mutlu haber geldi. Kilis Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapıp Afrin kahramanlarıyla buluşacak diyor. Sabah gazetesi de manşetinde Bekir'in 23 yıllık hayali nasıl gerçekleştiğini belirtiyor. Gazete turumuza Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinden dikkat çeken bir haber var. O da Trump'la ilgili. Hemen o haberin detaylarına da bakalım. Ben pastörden daha casusumdur diyor Trump. ABD Başkanı Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlemekten 35 yıla yargılanan ABD vatandaşı pastör Branson'a bir tweetle destek verdi. İyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan pastör Türkiye'de sebepsiz yere yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar. Ben daha fazla casusumdur açıklamasında bulunuyor Trump. İşte Türkiye'de yargılanan rahibi de böylece savunmuş oluyor. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesi de FETÖ'yle mücadele konusunda dikkat çeken bir açıklamayı manşetine taşımış durumda. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'nün mahrem ve kripto yapılanmasına mensup 3000 örgüt üyesi olduğunu açıkladı diyor ve TSK'daki kriptocular deşifre oldu manşetine atmış durumda. Bu deşifre olan isimlerle ilgili de önümüzdeki günlerde KHK ile ihraç edilecekler açıklamasında bulunuyor Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli. Liste başbakanlığa gönderildi. Mecliste OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin görüşmelerinde söz alan Bakan Canikli, kripto örgüt mensuplarının tespiti için adeta iğneyle kuyu kazdıklarını belirterek 3000 kişinin listesi başbakanlığa gönderildi açıklamasında bulunuyor. Star gazetesi de Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarını manşetine taşımış durumda. Bugünün gazete manşetlerine kısa bir ara vereceğiz. Gündemdeki gelişmelerle Günaydın Türkiye devam ediyor. Sevgili seyirciler, 17 yaşındaki genç kız günlük kiralanan evde ölü bulunmuştu. 3 katil zanlısı hakkında müebbet hapis istendi. Henüz 17 yaşındaydı. Aleyna Can'ın günlük kiralanan evde cenazesi bulundu. Aynı evde bulunan 3 kişi hakkında müebbet hapis istendi. Siz mi öldürdünüz? Ben kız arkadaşımı öldürecek özellikle. Kim öldürdü? Tarih 30 Kasım 2017. İstanbul Kartal Cevizli'de günlük kiralanan bir evde silah sesi duyuldu. 17 yaşındaki Aleyna Can silahla vurulmuştu. Olayın ardından evde bulunan 3 kişinin kaçtığı görülmüştü. O şahıslar kısa sürede yakalandı. 3 kişiden biri Aleyna Can'ın erkek arkadaşı Bayram Ekici'ydi. Silahını kazara düşürdükten sonra ateş aldığını söyledi. Bayram Ekici'nin kardeşi Ercan Ekici ve Mesut Vural da evdeydi. Çelişkili ifadeleri olayın kaza olmadığı yönündeydi. Aleyna Can'ın ayrılmak istediği erkek arkadaşıyla tartıştığı ortaya çıktı. Ekici'nin de bu tartışmada
silahını kasıtlı olarak ateşlediği öne sürüldü. 3 zanlı hakkında kasten öldürme suçundan müebbet istemiyle dava açıldı. Terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuya ağır darbe vuruldu. Kocaeli'de polis ekipleri bir tırın eroin yapımında kullanılan ham madde taşıdığı istihbaratını aldı. Hemen harekete geçti. Şüpheli tır İzmit'te durduruldu. Arama yapıldı, bir şey bulunamadı. Devreye narkotik köpeği Stark girdi. Stark hassas burnuyla benzin deposuna gizlenen maddeyi buldu. Ekipler hortumla maddeyi bidonlara boşalttı. Bulunan asit anhidrit maddesinin eroin yapımında kullanılmak üzere terör örgütüne gittiği belirtildi. Ele geçirilen miktarla 223 kilo eroinin yapılabileceği ifade edildi. Uyuşturuculara yönelik sık sık operasyon yapan ekipler ilk kez batıdan doğuya büyük sevkiyatın önüne geçti. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Sevgili izleyiciler, günaydın. Türkiye'ye sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir atık tesisinin açık alanında yangın çıktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre Sultan Orhan Mahallesi'ndeki atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesis çalışanlarının hızla olay yerinden çıktıkları gözlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için soğutma çalışması yaptı. Açık alanda bulunan atıklarınsa tamamının yandığı görüldü. Sahte kimlikli özel halk otobüsü şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı. Güya otobüs şoförüydü. Hem kimliği sahteydi hem de üzerinde uyuşturucu madde taşıyordu. Eminönü otobüs duraklarında gün boyu trafik denetlemesi vardı. Otobüslerde arama yapıldı. Şoförlerin kimliklerine bakıldı. Bir özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliği sahte çıktı. Şüphelenen polisler sürücünün üzerine aradı. Sahte kimlikli otobüs şoförünün üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şoför Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü. Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi sevgili seyirciler. Kars Kazman'da bölücü terör örgütü mensupları toprağa iki el yapımı patlayıcı düzeneği kurdu. Düzenek jandarma ekiplerince tespit edildi. Ekipler iki farklı noktada 10 kilo patlayıcı ele geçirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, ardından el yapımı patlayıcıları yerinde imha etti. Patlayıcıların imha anı ise işte böyle görüntülendi. Kar yağışının özlemini çeken vatandaşlar karlı dağlara gitti. Karın gelmediği Muş'ta köylüler kara gitti. Bu sene Muş'a kar yağmadığından dolayı millet devamlı kar istiyor. Bakın burada da 3 metreye yakın kar var. Bol bol millete kar götürüyorum. Karla özlem gideren vatandaşlar getirdikleri poşetlere kar doldurdu, evlerine götürdü. Dümez, bekmez, yoğurt, iç içe karıştırıp yiyorlar. 3000 pet şişeyle sera yaptı. Sebze ve meyveleri -15 dereceye kadar koruyabiliyor. 15-16 Nisan'daki düşen soğuklar don, cevizleri yaktı. Gördüğünüz gibi fasulye, salatalık da bir şey yok. Bidonlar koruma yaptı. Ürünleri soğuktan etkilenmesin diye pet şişelerden sera yaptı. Hem sera maliyetini düşürdü. Hurdacılara baktım, pet bidon çok ellerinde. Böyle bir 3000 tane aldım hurdacılardan, plastik toplayanlardan.
fazla bir maliyetli bir şey değil. Ben buranın hepsini bir dönem 500 milyon liraya aldım. Ama naylon almış olsaydım bana 3-4 bin lira patlayacaktı bu naylon. Hem de diğer çiftçilere göre bir ay önce ürün elde etti. Normalde biz bunları Nisan'ın 25'inde dikmemiz lazım. Siz ne zaman diktiniz? Ben Mart'ın 25'inde diktim ben de. Erken ürün olmak Erken ürün olmak için. Yani deneme olur mu diye düşündüm ve oluyor. Pet şişeden sera fikrini internette gördü çiftçi Hacı Ömer Kılıç. Bu yöntemin ürünleri hem soğuktan hem de güneşten koruduğunu belirtti. Kireç yani güneş fazla düştüğü zaman yakmasın bitkiye diye güneş ışığından korumak için yüzünü kireçleme yaptım. Geçen haftaki kırağa düştü mesela bir şey olmadı. Soğuk etki yapmıyor buna. Yani -5, -10 arası koruma yapıyor bu bidonlar. Sevgili seyirciler, dalgıçlar deniz dibinden tam 143 kilogram atık çıkardı. Muğla Belediyesi denize en çok mavi yakışır sloganıyla deniz dibinde temizlik çalışmaları yaptı. 13 kişilik dalgıç ekibi denizin dibine daldı. Yaklaşık 2 saat boyunca denizin dibinde biriken atıkları topladı. Ardından dalgıçlar topladıkları atıkları kıyıya çıkardı, temizlik görevlerine teslim etti. Denizden 143 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar ayrıştırıldı, dönüşüm için atık merkezine gönderildi. TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza trafiği alt üst etti. Zincirleme kaza TEM'i kilitledi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkiinde meydana geldi. Öğle saatleriydi. Yarışan otomobiller makas atarak seyrederken bir vatandaş o anları kaydetmek istedi. Ve korkulan oldu, trafikte terör esilen sürücüler peş peşe kaza yaptı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, sürücüler mağdur oldu. Edirne istikametinde hiçbir araç kalmadı, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören araçlar olay yerinden kaldırılınca trafik normale döndü. TEM Otoyolu'nda sürücüleri mağdur eden kazaya yarışan iki otomobil neden oldu. Otoyolda yarıştılar, zincirleme kazaya karıştılar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen kazanın cep telefonu görüntüleri pes dedirtti. Görüntülerde yarışan iki otomobil makas atarak gidiyor. Bu sırada bir sürücü cep telefonuyla kayda giriyor. Yarışan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor. Trafikte hızla ilerleyen araçlar kısa süre sonra kazaya karışıyor. El freni çekilmeyen kamyonet vatandaşların arasına daldı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Öğle saatleriydi, kamyonet sürücüsü dağıtım yapmak için marketin önüne geldi. Aracını park etti. İddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu. Kamyonet yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Yol kenarında bekleyen 10 vatandaşın arasına daldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Kamyonetin arkasındaki vatandaşları uyarmaya gitti. Kamyonetin geldiğini gören bazı vatandaşlar kaçtı. Hicran Özçelik Yetkin isimli kadınsa kaçamadı. Kamyonet ve motosiklet arasına sıkıştı kaldı. Yetkinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu, genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hicran Özçelik hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Çocuğunun oyuncak tabancasını aldı, banka sormaya kalkıştı. Tabancasını doğrulttu, banka soygunda çıktı. O anlar komedi sahnelerini aratmadı. Çünkü soyguncunun elindeki silah aslında bir oyuncaktı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar Antalya'da yaşandı. Tefeciye 150 bin lira borcu olan Alice, akıllara durgunluk veren bir soygun planladı.
oğlunun boncuk atan tabancasını aldı, banka soymaya kalktı. Diğer elinde de poşet olan Ali ise çocuğum hasta diyerek bankadan 100 bin lira istedi. Güvenliğin hamle yapmasıyla da bankayı koşar adım terk etti. Şahsın kaçtığı anlarda yüzü net bir şekilde kameralara yansıdı. Polis zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Zanlı verdiği ifadede oğlunun boncuk tabancasını aldığını, kaçarken de tabancayı çöpe attığını itiraf etti. Sözde soyguncunun banka güvenliğine kaçarken kusura bakma birader dediği öğrenildi. Altın dolu kese bulan adam altınları polise teslim etti. 48-41. Aracı park ettiğim yerde orada yerde bir kese gördüm. Havaalanında altın dolu kese buldu. Hiç tereddüt etmeden polisi aradı. Kahramanmaraşlı itfaiye personeli Mehmet Demir, umreden dönen ailesini karşılamak için havaalanına gitti. Otomobilinden iner inmez yerde bir kese gördü. Demir kesenin içini kontrol ettiğinde altınları fark etti. Falan geçeceğiz. Hiç düşünmeden polisi aradı. Altınları ekiplere teslim etti. Kanatlık almamız lazım bunu. Bu şekilde alamayız. Anne Emine Demir oğlunu takdir etti. Gurur duyarım oğlumun böyle bir temiz iş yaptığı için. Polis şimdi altınların sahibini arıyor. 1,5. Altın fiyatlarının artması nedeniyle düğünlerde yarım gramdan yapılan hediyelik altın dönemi başladı. Çeyrek altın 285 lira ile 300 lira arasında satılınca vatandaş hediyelik altın arayışına girdi. 1 gramdan ve 1 gramın da yarısı yarım gram hediyelik altın olarak gösteriyor şu anda. İstanbul Altın Rafinerisi üretti bunu. 85 lira civarında satılan yarım gram altın vatandaşın kesesini zorlamıyor. İnsanlar artık bunu götürüyor. Yani yarım gram altın bugün işte 85 TL'den işlem görüyor. 48 yıllık kuyumcu 1 gram altını yıl sonuna kadar 200 lirayı bulacağını iddia etti. Yıl sonu 2018 yılı sonu itibariyle 1 gram altın 200 liraya ulaşacak diyor. Bu yıl pek kış yaşamadık ama meteoroloji uyarıyor. Bu yaz bir hayli sıcak geçecek. Evet çok güzel. Hava sıcaklıkları bu yazda mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Açıklama Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş'ten. Yaz ayı önceki yıllara göre sıcak geçecek. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde bu yıl kar görülmedi. Bu kış kimse üşümedi pek. Ama bu yaz da işte o kışın üşümemenin faturasını hava sıcaklığıyla ödeyeceğiz. Ve hava sıcaklığı ortalama 2 derece yaz boyunca daha fazla olacak. Sıcağı ben çok seviyorum. Yaz aylarını çok seviyorum. Nisan, Mayıs zaten çok seviyorum. Eylül, Ekim seviyorum. Eylül, Ekim'den sonrası beni sıkıyor. Yani böyle kapalı havalar mesela beni depresyona sokuyor. Dağlık, ovalık yerlerde gezeceğiz ya, serin yerlerde. Kaçacaksınız her şeyi. Tabii. Karadeniz'de. Güneşe göre en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu'da gözlenecek. Özellikle evet, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar azalacak. Yazında kurak geçecektir büyük bir ihtimalle. Onu gösteriyor ya. Nisan ayının ortasındayız, daha yağmurlar başlamadı doğru düzgün. Kuraklık olacak. Uzmanlara göre son 10 yıldaki hava sıcaklıkları zaten mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Özellikle 2010 yılının yaz aylarındaki sıcaklık zirve noktadaydı. 2018 yılının sıcaklığı ise yine 2010'a yakın olacak. Yaz aylarında severek tükettiğimiz mısırın sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz mısırın sağlığımıza olumsuz etkileri. Viru. Ben çok seviyorum. Fazlası zararmış ama. Öyle mi? Bilmiyordum valla. Her şeyin fazlası zarar. Yani her şeyin fazlası zarar. Közlenmişi ya da haşlaması, süt mısırı hepimiz seviyoruz yaz aylarında da. Oldukça çok tüketiyoruz ama süt mısırı da. Aşırıya kaçmak sağlığımıza zarar veriyor. Hiçbir şey zararı olmaz. Hanım orada oturuyor, ben dedim ki giderim bir tane alıp ikimiz bölüşelim. Ve işte mısırın yakınından bile geçmemesi gerekenler, diyabet hastalarının asla mısır tüketmemesi gerekiyor. Mısırda fruktoz oranı çok yüksek. Hızlı bir şekilde şekeri yükseltiyor.
fruktoz. Bu birincisi. İkincisi kilo almaya yol açabiliyor. Bu nedenle obezite hastalarında da biz istemiyoruz çok fazla mısır tüketimine. Mısır aşırı tüketildiğinde bağırsaklarda gaz problemine, midede ise hazımsızlığa sebep olabiliyor. Mısır sindirimi zor bir besindir. Bu nedenle aşırı gaz yapar. Gaz da karında şişkinlik ve karın ağrısına yol açabilir. Bu nedenle çok fazla tüketilmemesinde fayda olur. Ailesinde cilt kanseri olanların da aşırı mısır tüketiminden kaçınması gerekiyor. Triptofan seviyesi çok yüksek. Triptofan kanda melatonine de çevriliyor. Melatonin bildiğiniz gibi bizim benleri yapan ve cilt kanserlerini yapan hücrelerdir. Bu hücreleri de aktive edebiliyor. Bunun zararı yok. İnsanların zararı çok. Bunun hiçbir zararı yok. Çay servisi teknolojiyle birleşti. Ortayaysa bu görüntüler çıktı. Vay 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 vay. İşte ilk çay servisini yapıyoruz drone'la. Hasan Acar'a gidiyor çayımız. Şekerli çaya gidiyor. Hasan'a gidiyor. Sallama, sallama. Dökme çayı. Hadi gayret. Görüntüler Tokat'tan. Müşterilerine çayı drone'la gönderdi. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Türkiye'de ilk çay servisini yapacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evet, bismillah deyip başlatabilirsek tabii taşıyacak mı bilmiyoruz. Bakalım taşıyacak mı? Tolga Aras, drone cihazına karton bardaktaki çayı iple bağladı. Ardından drone dikkatli bir şekilde havalandı. Hedefine doğru ilerledi. Şekerli çaya gidiyor. Hasan'da gidiyor. Sallama, sallama. Dökme çayı. Hadi gayret. Hadi aslanım. Gider gider zorla. O çay birine ulaşacak Vedat. Evet bakalım ilk çayımızı teslim edebilecek miyiz? Çay yoldan geçen vatandaşa teslim edilirken yere düşüp parçalandı. Çayımızı ulaştırmayı başaramadık. Evet çay kimin üstüne dökülecek şu an onu merak ediyoruz. Şu anda bayağı bir sallanıyor. Aha gitti drone. Aa seni var ya. Drone ile yapılan çay servisi denemesi hüsranla sonuçlandı. Anladık ki çay servisi çaycıların işiymiş. Drone'umuz düştü ve kırıldı. Elimizde kalan böyle boş bir kutu oldu. Bayağı bir sallanıyor. Koruma altına alınan Manisa lalesini koparmanın cezası 48.625 lira sevgili seyirciler. Bu çiçeği koparan da zarar veren de yandı. Cezası dudak uçuklatıyor. Bu yıl havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Manisa lalesi erken açtı. Manisa lalesi Spil Dağı'ndaki endemik bitki türleri arasında yer alıyor. 1250 metre yüksekliğindeki bölgelerde yetiştiği ve endemik olduğu için koruma altında tutuluyor. Manisa lalesine zarar verene ve koparana ise adeta ceza yağıyor. Koruma altına alınan Manisa lalesini koparmanın cezası 48.625 liradan başlıyor. Dünyadaki lale çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan Manisa lalesi Spil Dağı Milli Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Ortaya insanı mest eden bu manzaralar çıktı. Vatandaşlar Manisa lalelerini bu yıl daha erken görme imkanı bulabilecek. Türk kangalı Afrika'da çitalara, Amerika'da ise dağ aslanlarına meydan okuyor. Sivas kangal köpekleri koruma alanında en tercih edilen tür oldu. Kangal çoban köpeğinin dünyada günden güne öneminin artması ve tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri sürü koruma görevini kusursuz bir şekilde yerine getirmesi ve aynı zamanda aile üyelerine olan sadıklığıdır. Kangallar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Şimdilerde ünleri dünyaya iyice yayıldı. Afrika'da, Amerika'da kangal köpekleri iş başında. Kangal çoban köpeği Amerika'da Angus ırklarını korumakta kullanmaktadır. Küçük sürüleri dağ aslanlarına karşı korumada kangal çoban köpeğinden faydalanılmaktadır. Amerika ve Namibya'da kangal köpekleri çıtalardan sürüleri korumak için kullanılıyor. Namibya, Güney ve bazı Güney Afrika ülkelerinde ayrıca Cezayir'de çita koruma
görevini yerine getirmektedir. Yetiştiricilerin sürülerine çita saldırıları çok fazla olmakta ve yetiştiricilerin hayvanlarına çok fazla zarar vermektedir. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 80 80. Kapasitesinin üzerinde yükledi. Plastik kasalar araca sığmayınca ortaya bu görüntüler çıktı. Burası Ankara çevre yolu. Kamyonet sürücüsü hem çuval yükledi hem plastik kasa. Ancak yükü neredeyse yola savrulacak. Fakat sürücü tehlikenin farkında değil. Böyle çıktı trafiğe. O anlara tanık olan başka bir sürücü hemen telefonla sarıldı. Bir süre sollamak için kararsız kaldı. Aracı geçemeyince yönünü değiştirdi. Kaydı alan sürücü tehlikeyi atlattı. Ama diğer sürücüler için tehlike kilometrelerce devam etti. Yerli yapım bir durumun var sevgili dinleyiciler. Ani bir fren yapsa yükü devrilecek. Ama sürücü tehlikenin farkında bile değil. Daha önce de Atif Yılmaz tarafından sinemaya uyarlanan filmde bir anne kızın hikayesi. Görüntüler Bilecik trafiğinde kaydedildi. Kamyonetin kasası çuvallarla dolu. Ancak biçimsiz istiflenen yük aracın kasasında yan yatmış. Zahin Güvenç'in senaryosunu yazdığı Zahin Güvenç ve Deniz Güvenç'in yönettiği... Sürücü yükün farkında değildi. Neyse ki uyarılara kulak verdi. Başroldeki salkma... Emniyet şeridine geçmiş ama emniyette değil. Görüntüler Bursa trafiğinden. Bir otomobilin arka kısmı yüklenmiş. Ancak yük araca sığmayınca camdan dışarıya sarktı. Aldığı tek güvenlik önlemi ise dörtlü sinyalini açmasıydı. O ana tanık olan bir sürücü hemen telefonuna sarıldı. Bir süre yol alan sürücü neyse ki uyarılara kulak verdi. Niyeti yolun karşısına geçmekti. Ancak dikkatsizliği canına mal oldu. Kaza anı WhatsApp ihbar hattımıza geldi. Görüntüler Konya'dan. Erdal Sadıklı iş yerine gitmek için yolun karşısına geçmek istiyor. Güvenlik kamerası kayıtta. Bir süre araçların geçişini bekledi. Yol sakinleşince aniden yola çıktı. Ancak aracı geç fark etti. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adam hayatını kaybetti. Koca kulübeyi kamyonetle taşımak istedi ancak yük biçimsiz istiflenince ortaya bu görüntüler çıktı. İzmir trafiğinde kaydedildi bu görüntüler. Bir güvenlik kulübesi kamyonete taşınıyor. Ama önlem alınmayınca kulübe aracın kasasından kaydı, neredeyse yola savrulacaktı. Sürücü yükünün düşeceğini anlayınca hızını yavaşlattı. Neyse ki yolculuk muhtemel bir kaza yaşanmadan tamamlandı. Adam devam ediyor bu şekilde. Kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Günaydın Türkiye'de ilk saat dilimini tamamladık. İkinci saat dilimine ise olağanüstü halin 3 ay süreyle 7. kez uzatıldığı haberiyle başlıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Toplantı sonrasında hükümete olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunulmuştu. O halin uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. Kabul edenler. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece 15 Temmuz sonrasında ilan edilen olağanüstü hal 7. kez 3 ay süreyle uzatıldı.
O halin uzatılmasıyla FETÖ'yle mücadele de aralıksız sürecek. Kanser hücreleri gizlendikleri yerden söküp atılacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3000 kişilik bir FETÖ'cü yapıyı tespit ettiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. FETÖ'nün kripto yapısını açığa çıkarmak için iğneyle kuyu kazdıklarını belirtti. Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 3000 kişilik FETÖ'cü yapının deşifre edildiğini açıkladı. Şu an itibariyle örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, yaklaşık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 3000 kişilik bir yapıyı deşifre etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde inşallah kanun hükmünde, kararname ekinde bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik. Bunun anlamı şu: FETÖ ile mücadele daha uzun bir süre devam edecek. Örgütün tüm yapısını deşifre edene ve kripto yapısını açığa çıkarana kadar bu mücadele devam edecektir. Bu mücadelenin de etkili bir şekilde yürütülebilmesi için o halin, olağanüstü halin sağladığı imkanlara ihtiyacımız var. Bu çerçevede olağanüstü halin uzatılması gerekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'cü askerlerden sorumlu 10 sözde mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alçaklar tek tek hakim karşısına çıkartılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ'cü askerlerden sorumlu sözde mahrem imamlar operasyon düzenlendi. Mahrem imam oldukları tespit edilen 10 FETÖ'cü için gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün köpeğiyim dediği öne sürülmüştü. Sözde profesör doktor olan Sabri Çolak 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. FETÖ'nün abilerindendi, kendisi için FETÖ'nün köpeğiyim diyordu. Sabri Çolak, emekli öğretim üyesi sözde profesör doktordu. Erzurum'da FETÖ-PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Örgütün manevi abilerinden olduğu öne sürüldü. Tanık beyanlarına göre kendisi için "ben FETÖ'nün köpeğiyim" dediği iddia edildi. Çolak, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlandı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki 25 FETÖ'cü için gözaltı kararı verildi. Kripto FETÖ'cüler tek tek ortaya çıkarılıyor. Alçaklara büyük darbe vuruluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 25 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi. Yat FETÖ'cüler! Yat! FETÖ'cülerin baylok kullandığı ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefon kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 25 FETÖ'cü askerin 16'sının albay, 9'unun yarbay olduğu belirtildi. Ankara merkezi 8 ilde polislerimiz harekete geçti. 25 FETÖ'cü hainin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'cülerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu ve bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Sevgili seyirciler, son dönemde Türkiye aleyhine sık sık skandal açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni bir açıklama yaptı. Suriye saldırısındaki gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Macron, ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'de belirlenen noktaları vurmuştu. Sonrasında birbirinden farklı açıklamalar yaptı. Macron önce saldırıyı kimyasal kullanan katil Esad'ı cezalandırmak için yaptıklarını açıklamıştı. Sonraki açıklamada ise bu saldırıyla Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık dedi.
Macron son röportajındaysa gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Putin'le eşit gördüğünü söyledi. Putin beni anlasın diye Suriye'ye saldırma kararı aldım dedi. Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron, aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunu savundu. Afrin harekatında öldürülen İngiliz kadın teröristin posterleri İngiltere'de otobüs duraklarına asıldı. Anna Campbell, PKK-YPG ile İngiliz kadın terörist, Afrin harekatında Mehmetçiğimizle girdiği çatışmada öldürülmüştü. İşte o teröristin posterleri şimdi Güney Londra'da otobüs duraklarına asıldı. Posterde PKK-YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve faşizme karşı savaşmaktan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerine yer verildi. Sözde faşizme karşı savaşan terörist, Afrin harekatı kapsamında 15 Mart'ta öldürülmüştü. Bir diğer posterde ise tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz ve Afrin'i savun cümleleri yer aldı. Skandal terörist posterleriyle İngiltere'nin terör örgütü lehine yürüttüğü çirkin propaganda bir kez daha gözler önüne serildi. Anna Campbell İngiltere'de tesisatçı olarak çalışıyordu. Geçen yıl Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katılmıştı. Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu. Suriye'de Batı'nın yeni oyununa Suudi Arabistan da katıldı. Suudi Arabistan Suriye'ye asker göndermeye hazırım dedi. Yıllarca terör örgütü PKK-PYD'yi besleyen ABD'nin Suriye planı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuyla bozuldu. ABD ve batılı ülkeler Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili kararlı duruşu nedeniyle geri adım attı. ABD ve batılı ülkeler şimdi yeni bir planı devreye sokmaya çalışıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyinde bir Arap ordusu oluşturmak için harekete geçti. Suudi Arabistan, ABD'nin kurmayı düşündüğü Arap ordusuna katılabileceğini şimdiden duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Dubeyr, terörle mücadele koalisyonunda Suriye'ye asker göndermeyi konuşuyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Sevgili seyirciler, şimdi günaydın. Türkiye'ye erken seçim kararıyla bu gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Türkiye erken seçime gidiyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Bu kritik açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında AK Parti kurmaylarını topladı. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle görüştü. Selam. Bu kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.
Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Süreç hemen başlayacak. Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili kritik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıkladı. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Bu açıklamanın ardından sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Seçime hangi partinin katılacağını, hangisinin katılmayacağını kararını Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Dolayısıyla seçimin tarihi belli olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklar. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Ramazan'dan sonraki demek ki bir hafta sonra seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Milletvekillerimizi seçeceğiz. Muhtarları seçeceğiz. Süreç hemen başlayacak. Karar açıklandı. Mecliste tabii bunun teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek. Daha sonra da genel kurulda görüşülecek. MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. İktidar milletindir, ihanet ise millet karşısında asla tutunamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli erken seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Demokrasilerde seçimlerin tazelenme olduğunu söyledi. Erken seçim tarihi olarak açıklanan 24 Haziran 2018'in Türkiye'nin önünü açan tarih olduğunu kaydetti. Sayın Erdoğan, erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'i bir basın toplantısıyla duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur, olması gereken budur. Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur. Bahçeli, Türkiye'nin içeride ve dışarıda birçok sıkıntıyla uğraştığını dile getirdi. Bu süreçte 24 Haziran seçiminde Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Tekraren diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdiri Türk milletinden. Himaye ise Cenab-ı Allah'tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur. Önümüz hamdolsun açık, gelecek aydınlıktır. Erken seçim için 65 gün gibi kısa bir süre var. Bu süre içerisinde Yüksek Seçim Kurulu hangi adımları atacak, süreç nasıl işleyecek, işte cevabı. Erken seçim 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun erken seçimler için izlediği yol haritası 1 Kasım'daki erken seçimler için yaşanan sürece benzer bir şekilde işleyecek. Yüksek Seçim Kurulu açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur. Daha önceki seçimlerde de biz 56 günde seçim yaptık. Bu seçimde de aynı şekilde seçimleri yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimlere hazırız dedi. Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma
işlemleri olacak. Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. Güven'e İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı da soruldu. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları isteyeceğiz, kayıtları isteyeceğiz ve Yüksek Seçim Kurulu olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Peki erken seçim kararı piyasaları nasıl etkiledi? Sevgili seyirciler, dolar hızla düşüşe geçti. Seçimlerin 24 Haziran 2018 pazar günü yapılmasına karar verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim 24 Haziran'da dedi, döviz çöktü, borsa coştu. Erken seçim ilk etkisini kurlar üzerinde gösterdi. Açıklamanın ardından rekor seviyelere ulaşan euro ve dolar hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Karar açıklandığında dolar 4 lira 9 kuruş seviyelerindeydi. Dakikalar içinde 4 lira 2 kuruşa düştü. Erken seçim haberiyle euro 5 lira 7 kuruştan 4 lira 97 kuruşa kadar indi. Borsada ise durum tam tersiydi. Borsa 111 bin puanın üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. Karar sadece iç basında değil, dış basında da son dakika olarak geçildi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Erken seçim kararı dış basında da geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2019 Kasım ayında yapılacaktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. İngiltere, Fransa, Almanya haber ajansları kritik kararı son dakika olarak geçti. Reuters haber ajansı, Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor başlığını kullandı. Fransız AFP haber ajansı da erken seçime geniş yer verdi. Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de gelişmeye yer verdi. Erdoğan erken seçim için 24 Haziran'ı gösterdi başlığı kullanıldı. İngiliz Guardian gazetesi de erken seçimi okuyucularına duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının ardından duyurduğunu yazdı. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim için 24 Haziran pazar gününü açıkladı. Ancak o gün üniversiteye giriş sınavı da olunca tarihler çakıştı. Sınavın tarihi ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından 2,5 milyon öğrencinin aklına ilk gelen üniversite giriş sınavı oldu. Çünkü sınavın yapılacağı tarih de 23-24 Haziran olarak ilan edilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ÖSYM acil olarak toplandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihini bir hafta erteledi. Yeni takvime göre yüksek öğretim kurumları sınavının 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Takvime göre 30 Haziran Cumartesi günü temel yeterlik testi, 1 Temmuz Pazar günü ise alan yeterlik testi ve yabancı dil testi yapılacak. Ermenistan'da başbakan seçilen Sarkisyan'a karşı düzenlenen eylemlerde 72 kişi daha gözaltına alındı. Ermenistan'da iktidar karşıtı eylemler devam ediyor. On yıldır Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Serj Sarkisyan'ın görevi dolar dolmaz başbakan seçilmesine halk günlerdir tepki gösteriyor. Hayır, 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 hayır,
Özellikle muhalif kesimin öncülük ettiği eylemlerde polis 72 kişiyi gözaltına aldı. Ermeni polisi belde belde artan protestolar için yoğun güvenlik önlemi alırken yakaladığı eylemcileri de adeta paketleyip emniyete götürdü. Milli Savunma Bakanı eski bakanlarından Ercan Vuralhan İstanbul'da öldürülmüştü. Zanlının polisi oturarak beklediği ortaya çıktı. Önce öldürdü, sonra oturup cinayeti anlattı. Eski bakan Ercan Vuralhan'ın cinayetinin hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Eski bakanla aralarında alacak verecek meselesi vardı. Meseleyi konuşmak için Sirkeci'de bir kafede buluşan eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürüldüğü anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde kafe çalışanları yere yığılan eski bakanla ilgilenirken saldırganın oturduğu yerden polise cinayeti anlattığı görülüyor. Saldırganın hiç istifini bozmadığı da görülüyor. Yolda yürürken bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayan Yeşilay ilçe başkanı o anları anlattı. Olay İstanbul Güngören'de yaşanmıştı. Uyuşturucuyla mücadele eden Yeşilay Güngören ilçe başkanı Mehmet Yıldız, yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yıldız yaşadığı o anları anlattı. Dört dikiş var şuramda. Bu kaşımın üstünde bir şey var, yara var. İşte şu gözümün altında biraz geçti tabii de orada yaralamalar var. Bu omuzumda biraz tahribat var. Bir de şu bacağımın şu bölgesinde bir ağrı hissediyorum. Profesyonelce bir iş yapmış. Yani zannediyorum bu işin de eğitimini almış daha önce. Yani tek vuruşla bizi nakavt etmeye çalıştı. Başkan Yıldız saldırının planlı olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla bu iş planlı, organize bir iş. Yani daha önce kapıda bekliyorlar. Biz çıkınca bizimle birlikte birisi bizimle birlikte belli bir mesafe yürüyor. Ondan sonra da saldırısını yapıyor. Yani doğrusu o ana kadar yani o gün için bir şey hissetmedim. Başkan Yıldız saldırının nedeninin uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkat çekti. Direkt tehdit değil ama engellemelerle karşılaşıyorduk. Yani ama bu kadar ileriye ve seviyeye gideceklerini doğrusu hiç düşünmemiştik. Yıldız saldırıya rağmen uyuşturucuyla mücadelede kararlı. Bunu yapanlar, bu hareketi yapanlar bize engel olmaya çalışmak istemişlerdir ama ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyirciler, bir atık tesisi gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını tesis çalışanları fark etti. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Söndürülen yangın sonucu açık alanda bulunan atıkların tamamının yandığı görüldü. Sevgili seyirciler, 5 katlı bir binada yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi binada mahsur kaldı. Bir binanın giriş katında yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi mahsur kaldı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. Saat 2.30 sıralarıydı. 5 katlı bir binanın girişinden alevler yükselmeye başladı. Bina sakinleri de üst katlara çıktı. Çevredeki vatandaşlar da durumu itfaiye haber verdi. İtfaiye erleri de mahsur kalan bina sakinlerini işte böyle kurtardı. Kurtarılan bina sakinleri dumandan etkilenmişti.
İlk önce müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildiler. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oğlunun gözleri önünde kurşun yağmuruna tutuldu. MHP'li eski başkan Serpil Ertekin hayatını kaybetti. Dini nikahlı eşiyle girdiği tartışma kanlı bitti. Bir çocuk annesi oğlunun gözleri önünde vurularak öldürüldü. Allahu Ekber. Serpil Ertekin, MHP'nin eski ilçe kadın kolları başkanıydı. Acı olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. 43 yaşındaki Ertekin, dini nikahlı kocası Duran Günyeli ile tartışmaya başladı. Silahına sarılan Günyeli, Ertekin'e 4 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın, 16 yaşındaki oğlunun gözleri önünde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Günyeli kısa sürede yakalandı. Motosikletle takip ettiği kadını önce yumrukladı, sonra cep telefonunu çaldı. Motosikletiyle yaklaştı, önce genç kadını yumrukladı, sonra cep telefonunu çaldı. Gasp olayının adresi Antalya'ydı. 33 yaşındaki Pınar Bey kızını almak için otomobiliyle yola çıktı. Pınar Bey'i motosikletle takip eden gaspçı, aracını ara sokağa park eden kadının yanına yaklaştı. "Bana çarpıp neden kaçtın?" diye bağırdı. Sonrasında Pınar Bey'i yumruklamaya başladı. Genç kadın kendinden geçmişti. Zanlı Pınar Bey'in elindeki telefonu da alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlık ve gasp olaylarından 16 suç kaydı bulunan motosikletli gaspçı bir otobüste uyurken yakalandı. Tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Eğlence mekanı çıkışı başlayan tartışma kanlı bitti. Üç genç bıçaklı saldırıya uğradı. İstanbul Kadıköy'de gece saatleriydi. Kız arkadaşıyla bir eğlence mekanına gelen kişi çıkışta iki şahısla tartıştı. Tartışma bitti, çift uzaklaştı ama iki şahıs peşini bırakmadı. Sokakta sohbet eden bir grup genç takibi fark etti, yardım etmek istedi, biri çifti hızla dükkana soktu. Gençler takipteki kişilerin dükkana girmesine izin vermedi, öfkelenen saldırganlar bıçaklarına sarıldı, üç genci bıçakla yaraladı, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır, şüphelilerse hala yakalanamadı. Zincirsiz ve ağızlıksız olarak gezdirilen pitbull kediye saldırdı. Görüntüler aydından, zinciri olmadan gezen bu pitbull cinsi köpek yol kenarında duran kediyi gördü. Koştuğu gibi kedinin bacağından yakaladı. Zavallı kedi kaçmaya bile fırsat bulamadı. Çevredekiler köpeği kontrol altına almaya çalıştı. Ancak köpek kimseyi yanına yaklaştırmadı. Pitbull yakaladığı kediyi bir türlü bırakmadı. Bir o yana bir bu yana savurdu. O dehşet dolu anlar kameralara işte böyle yansıdı. Çevredekiler geç de olsa müdahale etmeyi başardı. Kedi yaralı olarak kurtarıldı. Ön bacağı parçalanan kedi tedavi altına alındı. Sevgili seyirciler, seraları basan su yüz binlerce liralık zarara neden oldu. İşte bak halimiz şudur. Ne yapacağım bak? Şimdi adam bir kartacak filasını ne yapacağım? Ne yapacağım? Su borusu patladı, seralar su altında kaldı. İddiaya göre Şanlıurfa Devlet Su İşleri'ne ait borulardan biri patladı. Yoldaki menfeze yerleştirilen ızgara tıkandı. Taşan su tarlaları bastı. Tarlalarımız hep su altında. Şu anda 100 bin tane fire şıtlımız var. Hepsi gitti. 1-2-3 orada 3 tane sera var. Bak hepsi gitti abi. Ya Desen'in borusu 1-2-3 kilometre öteden patlamış. Yani patlamayla alakası yok. Geçen gün patlamadan yine böyle oldu. Ya şu ızgaralarda sorun olmasa bu su böyle olmazdı. Şurada gel bu. Ne yapalım? Yaşanan baskında 6 sera sular altında kaldı. Tarlaları su hale getirecek. Bütün fideler suyun altında kaldı. Seralar, iki seralar doluydu. Ev, o da hepsi gitti. Yani fideleri
Yani her bir tanesini 1 milyona satsam yine gider. 20 tane 20 bin 30 bin fide vardı. O da gitti. Seralarını kaybeden çiftçiler yetkililerden yardım istedi. Bu halimizi kim kurtaracak bizi bu halden? Şu anda su her yeri basmış. İnsanların evleri bile su altında. Çay servisi teknolojiyle birleşti. Ortaya ise bu görüntüler çıktı. Vay 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 vay. İşte ilk çay servisini yapıyoruz drone'la. Hasan Acar'a gidiyor çayımız. Şekerli çaya atıyoruz. Hasan'da gidiyor. Sallama, sallama. Dökme çayı. Hadi gayret. Görüntüler Tokat'tan. Müşterilerine çayı drone'la gönderdi. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Türkiye'de ilk çay servisini yapacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evet, bismillah deyip başlatabilirsek tabii taşıyacak mı bilmiyorum. Bakalım taşıyacak mı? Tolga Aras, drone cihazına karton bardaktaki çayı iple bağladı. Ardından drone dikkatli bir şekilde havalandı. Hedefine doğru ilerledi. Şekerli çaya atıyoruz. Kafanda gidiyor. Sallama, sallama. Dökme çayı. Hadi gayret. Hadi aslanım. Gider gider zorla. O çay birine ulaşacak Vedat. Evet bakalım ilk çayımızı teslim edebilecek miyiz? Çay yoldan geçen vatandaşa teslim edilirken yere düşüp parçalandı. Çayımızı ulaştırmayı başaramadık. Evet çay kimin üstüne dökülecek şu an onu merak ediyoruz. Şu anda bayağı bir sallanıyor. Aha gitti drone. Aa, seni var ya. Drone'la yapılan çay servisi denemesi hüsranla sonuçlandı. Anladık ki çay servisi çaycıların işiymiş. Drone'umuz düştü ve kırıldı. Elimizde kalan böyle boş bir kutu oldu. Bayağı bir sallanıyor. Sevgili seyirciler günaydın. Türkiye'de şimdi gazete manşetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Türkiye Gazetesi ile başlayacağız. 24 Haziran'a çekme kararı böyle alındı. Baskın seçim diyor. Hemen detaylarına bakalım. Erdoğan, Bahçeli'nin 26 Ağustos teklifini vakit kaybetmeye gerek yok diyerek daha da erkene çekti. Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra AK Parti'de baş döndüren bir trafik yaşandı. Kurmaylarını toplayan Cumhurbaşkanı seçim tarihinin uzatılmasının hem ekonomi hem de siyaset açısından belirsizliklere yol açacağını belirtti. Hemen YSK ile görüşün ve en erken ne zaman seçime hazır olacaklarını öğrenin diye talimat verdi. YSK'dan biz 50-55 günde hazırlıklarımızı tamamlarız cevabı geldi. Sonra seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararı alındı. Bahçeli ile bir araya gelen Erdoğan kameralar karşısına geçip tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan hadiseler Türkiye'nin belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir açıklamasında bulundu. Gazete manşetlerine Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Bir başka manşeti. THY yeni limana yeni yüzde çıkıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi anlattı. Üçüncü havalimanıyla yolcu sayısı artılacak. Yolcuları da sürprizler bekliyor. Ülkemizin yüz akım arkalarından Türk Hava Yolları yeni havalimanına hazırlanıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi, şu an İstanbul'a gelmek isteyen birçok hava yolu var. Yolcu sayısı artacak. İstanbul dünyanın aktarım ve en gözde iş merkezi haline gelecek diyor Türkiye Gazetesi. THY yeni limana yeni yüzde çıkıyor manşetinde. Hemen Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi erken seçim kararını manşetine taşımış durumda. Çah ve mat başlığını vermiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki işte o el sıkışma ve anlaşıldığı erken seçim kararına ilişkin o uzlaşmanın fotoğrafını da manşetine taşımış. Bahçeli'nin kritik adımları diyor Yeni Şafak gazetesi, hemen o adımlara bakalım. Bahçeli 20 yıl içinde siyasete yön veren önemli hamleler yaptı. 2002'de iktidar ortağı oldu. Ayasol M'yi erken seçime götürdü. AK Parti tek başına hükümet kurarken iktidarı oluşturan 3 parti baraj altında kaldı. Bahçeli 2007'deki 367 krizinde meclise girerek Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı yolunu açtı. 2016'daki anayasa referandumunu da Bahçeli istemişti diyor Yeni Şafak gazetesi şah ve mat başlığıyla.
Gazete turumuza Yeni Şafak gazetesinden hemen Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesindeki dikkat çekici bir başlık var. Biliyorsunuz FETÖ'yle mücadelede aralıksız devam ediyor. Dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canik de kripto FETÖ'cülere ilişkin kritik bir açıklama yapmıştı. Kripto FETÖ'cü 3000 asker ihraç edilecek demişti. Hemen detaylarına bakalım Milliyet gazetesinde. Savunma Bakanı Canik de FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup TSK içinde 3000 kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar ihraç edilecek. Başbakanlığa da bunu gönderdik dedi. Evet, Milliyet gazetesindeki manşet bu yöndeydi. Hemen Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesi sevgili izleyiciler, Almanya skandal bir karara imza attı. Her fırsatta Türkiye'nin terörle mücadelesine eleştiren, Afrin harekatını durdurmaya çalışan Almanya bakın ne yaptı? Afrin'e selama dava açtı. Hemen detayına bakalım. Almanya'nın Herford Belediye Başkanı Afrin'deki Mehmetçiğe destek için kamuflaj giyip asker selamı veren çocuklarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Afrin'e selama Almanya mahkemeleri dava açmaya hazırlanıyor diyor bu skandal kararla. Gazete manşetlerine kısa bir ara vereceğiz. Günaydın Türkiye. Gündemdeki gelişmelerle devam edelim. Sevgili izleyiciler, kar yağışının özlemini çeken vatandaşlar karlı dağlara gitti. Karın gelmediği Muş'ta köylüler kara gitti. Bu sene Muş'a kar yağmadığından dolayı millet devamlı kar istiyor. Bakın burada da 3 metreye yakın kar var. Bol bol millete kar götürüyorum. Karla özlem gideren vatandaşlar getirdikleri poşetlere kar doldurdu, evlerine götürdü. Dümez, bekmez, yoğurt, iç içe karıştırıp yiyorlar. Lastik botla Yunanistan'a gideceklerdi. Kaçak yolcular sahil güvenlik tarafından yakalandı. Uçağımız tespit etti. Sahil güvenlik ekibi ölüm yolculuğunda faciayı önledi. 36 kaçak sağ salim yakalandı. Yer Çanakkale'nin Aybacık ilçesi. Devriye uçuşu yapan sahil güvenlik uçağımız bir grup kaçağı tespit etti. Lastik botta 36 kaçak vardı. 22'si çocuk, 6'sı kadındı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na gidiyorlardı. Sahil güvenlik botumuz hemen harekete geçti. Kaçaklar önü kesilerek durduruldu. Akabinde karaya çıkarıldılar. Çocukların korkusu yüzlerine yansımıştı. Sahil güvenliğimiz çocuklara bisküvi ve süt ikram etti. Bir ölüm yolculuğu daha son anda engellendi. Festival için pişirilmeye çalışılan 200 kiloluk dana çevirme alev alev yandı. Aç. Festival için pişiriliyordu. Davetlerin gözü önünde alev aldı. 200 kiloluk dana işte böyle küle döndü. Yanıyor. Kömürecek. Afyonkarahisar'da lezzet festivali yapıldı. Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı. Yağ indi ya birden. Alev aldı. Külün altında gaz oluşuyor. Yağ indiği zaman açma yapıyor. Alev oluyor. Lezzet festivalinde Afyonkarahisar'ın yöresel yemekleri ön plandaydı. Güne özel 200 kilogramlık dana çevirme de vardı. Dana ateş üstündeyken bir anda alev aldı. Bu yavaş yavaş pişecek. Bu saatlerce, 3-2,5-3 saat boyunca, 4 saat boyunca yavaş yavaş kendi suyunda, yavaş bir ateşte pişip. Yemeği düşünmeyeceksin bunu pişirirken. Görevliler soğuk külle alevi söndürmeye çalıştı. Bir taraftan da suyla müdahalede bulunuldu. Ancak dana neredeyse tamamen yandı. Yenilemez hale geldi. Kömürecek. Havalar yavaş yavaş artık ısınmaya başladı. Mangal zamanı da geldi. Ancak mangal mevsimiyle birlikte sucuğun fiyatı da arttı. Mangalda sucuğu sever misiniz? Severiz. Kötü bir haberimiz var. Sucuğa zam geldi. Normaldir. Alıştık artık. Tabii ete zam gelince dolayısıyla mamulüne de zam geliyor.
Önce tavuk, ardından sucuk. Mangal sezonunun açılmasının ardından peş peşe zamlar geldi. Ete zam gelince dolayısıyla mamulüne de zam geliyor. Şimdi sezon açıldığı için işte restoranların açılması, otellerin açılması, mangal sezonunun açılması, tavuğa da geldi, kanada da geldi, pirzolaya, tavuk pirzolası, bunların hepsi birbirinin etkisi. Zam gelmesi bizim işimize gelmiyor. Ete gelen zamın ardından sucuk da bu zamdan nasibini aldı. Sucuk zam öncesi piyasalarda kilosu 60 liradan satılıyordu. Yeni gelen zamla birlikte sucuğun kilosu 70 liraya kadar yükseldi. Sucuğa gelen 10 liralık zam vatandaşın kesesini etkiledi. Kaça aldın sucuğu? En son kaça aldım? 50 lira civarında bir şey almıştım. Sucuk şimdilerde kilosu 70 liradan satılıyor. Ancak esnaf uyarıyor. Bir yeni zam daha kapıda. Şu Ramazan'ın girmesiyle beraber şurada bir ay kaldı. Bir ayın içerisinde yine bir zam bekliyoruz. İşte zamlı olduysa yapacak bir şey yok yani, Türkiye biraz şartlar. Daha mı azaltacağız? Evet, daha azaltacağız. Evet. Masraflardan kısacağız. Altın dolu kese bulan adam altınları polise teslim etti. Aracı park ettiğim yerde, orada yerde bir kese gördüm. Havaalanında altın dolu kese buldu. Hiç tereddüt etmeden polisi aradı. Kahramanmaraşlı itfaiye personeli Mehmet Demir, Umre'den dönen ailesini karşılamak için havaalanına gitti. Otomobilinden iner inmez yerde bir kese gördü. Demir, kesenin içini kontrol ettiğinde altınları fark etti. Tamam, geçeceğiz. Hiç düşünmeden polisi aradı. Altınları ekiplere teslim etti. Kanatlık almamız lazım bunu. Bu şekilde alamayız. Kanatlık. Anne Emine Demir oğlunu takdir etti. Gurur duyarım oğlumun böyle bir temiz iş yaptığı için. Polis şimdi altınların sahibini arıyor. 1,5. Sahte kimlikli özel halk otobüsü şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı. Güya otobüs şoförüydü. Hem kimliği sahteydi hem de üzerinde uyuşturucu madde taşıyordu. Eminönü otobüs duraklarında gün boyu trafik denetlemesi vardı. Otobüslerde arama yapıldı. Şoförlerin kimliklerine bakıldı. Bir özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliği sahte çıktı. Şüphelenen polisler sürücünün üzerine aradı. Sahte kimlikli otobüs şoförünün üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şoför Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü. Kars'ta yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi. Kars Kazman'da bölücü terör örgütü mensupları toprağa iki el yapımı patlayıcı düzeneği kurdu. Düzenek jandarma ekiplerince tespit edildi. Ekipler iki farklı noktada 10 kilo patlayıcı ele geçirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, ardından el yapımı patlayıcıları yerinde imha etti. Patlayıcıların imha anı ise işte böyle görüntülendi. Terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuya ağır darbe vuruldu. Kocaeli'de polis ekipleri bir tırın eroin yapımında kullanılan ham madde taşıdığı istihbaratını aldı. Hemen harekete geçti. Şüpheli tır İzmit'te durduruldu, arama yapıldı, bir şey bulunamadı. Devreye narkotik köpeği Stark girdi. Stark hassas burnuyla benzin deposuna gizlenen maddeyi buldu. Ekipler hortumla maddeyi bidonlara boşalttı. Bulunan asit anhidrit maddesinin eroin yapımında kullanılmak üzere terör örgütüne gittiği belirtildi. Ele geçirilen miktarla 223 kilo eroinin yapılabileceği ifade edildi. Uyuşturuculara yönelik sık sık operasyon yapan ekipler ilk kez batıdan doğuya büyük sevkiyatın önüne geçti. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. El freni çekilmeyen kamyonet vatandaşların arasına daldı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Öğle saatleriydi, kamyonet sürücüsü dağıtım yapmak için marketin önüne geldi. Aracını park etti. İddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu. Kamyonet yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Yol kenarında bekleyen 10 vatandaşın arasına daldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Kamyonetin arkasındaki vatandaşları uyarmaya gitti. Kamyonetin geldiğini gören bazı vatandaşlar kaçtı. Hicran Özçelik Yetkin isimli kadınsa kaçamadı. Kamyonet ve motosiklet arasına sıkıştı kaldı. Yetkinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu, genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hicran Özçelik hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Dalgıçlar deniz dibinden tam 143 kilogram atık çıkardı. Muğla Belediyesi denize en çok mavi yakışır sloganıyla deniz dibinde temizlik çalışmaları yaptı. 13 kişilik dalgıç ekibi denizin dibine daldı. Yaklaşık 2 saat boyunca denizin dibinde biriken atıkları topladı. Ardından dalgıçlar topladıkları atıkları kıyıya çıkardı, temizlik görevlerine teslim etti. Denizden 143 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar ayrıştırıldı, dönüşüm için atık merkezine gönderildi. Sevgili seyirciler, çerez fiyatları öyle bir arttı ki yanına yaklaşmak mümkün olmuyor. Antep fıstığı, kabak çekirdeği, leblebi artık hiçbiri çerez parası değil, ateş pahası. Çerez fiyatları ortalama %30 arttı. Kabak çekirdeği son 3 yılda 25 liradan 31 liraya, badem 52 liradan 76 liraya, ceviz 55 liradan 66 liraya çıktı. Hani bir deyim vardır, çerez parası diye. Çerez parası deyince halk arasında 3 kuruş para gelir ama akıllara artık çerez parası gerçekten o anlamı taşımıyor. Çünkü son gelen zamlarla beraber artık çerezlerin parası uçtu gitti. Çerez parası işte, ah ah, o çerez parası yok mu? Hele bir de emekli olunca var ya, böyle seyrediyoruz. Bakıyoruz bak, 70 lira, 50 lira fındığın kilosu. Hangi birini alacaksın ya? Oradan buraya giden adam üzerine koyuyor. Oradan buraya gelince abi biz mecburen koyuyoruz. Rekor artış leblebide. 2015'te kilosu 13 lira olan leblebi şu an ortalama 25 lira civarında. Fındık ise değer kaybetti. 3 yıl önce 61 lira olan fındık şimdi 50 lira. Antep fıstığı ve Siirt fıstığının fiyatları 2017 yılına kadar son 3 yıldır aslında 55-60 lira arasında değişiyordu. Ancak bu yıl 2017'den 2018'e kadar geçen süre içerisinde 20 liralık zam geldi ve Antep fıstığı şu sırada 70 lira, Siirt fıstığı ise 85 liraya kadar yükseldi. Antepliyiz ama bahçemizde var, yine de yiyemiyoruz. Çam fıstık bir hafta 10 gün evvel 50 liraydı burada. Şimdi 70 lira, 74 lira, 75 lira. Ne oldu bu piyasaya böyle bu kadar ya? 2 sene önce gelmiştim, 50 liraya mı niye almıştık? 20 lira da çok pahalı bir sene içinde. Aslında bu rakamlar açıkta satılanlarla marketlerde pakette satılanların ortalaması. Marketlerde Antep fıstığı 100 lirayı buldu. Diğer kuru yemişlerde yine aynı oranda arttı. Sevgili seyirciler, 110 yaşındaki Münevver Nine için sürpriz doğum günü yapıldı. Adana'da yaşayan Münevver Nine 110 yaşına bastı. Torunları ve çocukları ona sürpriz yapmak istedi. Hep birlikte toplandı. 110. yaş günü için Münevver Nine'ye sürpriz bir doğum günü yapıldı. Bugün kaynanamın 110. yaş gününü kutlayacağız. Sürpriz var sanırım, yaş pasta falan var. Tabii ona bir sürpriz yaptık. Nice nice yıllara. 110 yaşında torununun torununu gören Münevver Sönmez, sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Çok şükür, Allah sizlere ömür versin. Teşekkür ederim. Münevver Nine'nin damadı Ziya Bulut, yaşlı kadının sülalesini unutmamak için deftere not aldı. Ben şimdi kendisinin şeylerini bilmiyordum. Yani hepsini aklımda deftere tutamadım. Deftere yazıyordum. Kaynanamın 11 çocuktan 37 tane torunu var. 71 tane de torunlarının çocukları var. Evet. 4 tane de torunlarının torunu var. Münevver Nine torunları ve çocuklarıyla birlikte pastasını üfledi. Evet. 80 yaşındaki oğlu elinde bastonuyla geldi. 110 yaşındaki annesine çiçek verdi. Ben çiçeklerimi vereceğim. Selamlar.
Borçları satın alıp vatandaşlara SMS atıp tehdit ediyorlar. Nasıl mı izliyoruz? Mesaj atıp taciz ve şantaj yapıyorlar. Borçlarını tahsil etmek için her yolu deniyorlar. Telefonunuza bu mesaj gelirse aman dikkat. Büyük şirketlerin küçük miktardaki alacaklarını devretmesi ciddi mağduriyet ve hak ihlaline neden oluyor. Şirketlerin borçlarını satın alan kişiler borçlu kişileri adeta tehdit ediyor. Hiç yaşamadım ama ben duyuyorum yani neticede böyle şeyleri. Ama borç satılır mı? Enteresan. İşte o mağduriyeti yaşayan vatandaş. Bir trafik kazası yaşadık. Çarptığım araç rentekar aracıydı. Normalde ödenmesi gereken para 300 TL civarı mevlayken benden tebligatı elime ulaştırmadıkları için avukat parasıyla ortalama 2,5 milyar civarında bir para aldılar. Borcunu rentekar kime satmış? Avukata. Avukata satmış. Avukat da sürekli 24 saat boyunca mesajlarla, arama yoluyla sürekli bu borcun tebligatını hani iletti. Seni tehdit mi etti yani haciz gelecek? Ödemediğiniz takdirde haciz, haciz, haciz. Alacaklı kişiler sadece borçlu kişilere mesaj atmıyor. Bununla birlikte yine o borçlu kişilerin yakın akrabalarının numaralarını bulup o kişilere tehdit dolu mesajlar atmayı sürdürüyor. İki aracıma satılamaz kararı konduruldu. Maaş hesabıma bloke konduruldu. Ondan sonra bu parayı aldıktan sonra tekrar mahkeme yoluyla bu blokeleri kaldırttım. Galatasaray kadın basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Kupayı 3. kez müzesine götürdü. Galatasaray kadın basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Temsilcimizin rakibi İtalya'nın Rayo Venezia takımıydı. Galatasaray Sinan Erdem spor salonunda oynanan ilk maçı 90-68 kazanmıştı. Rövanş mücadelesinin adresi Venedik'ti. Sarı Kırmızılar 72-65'lik mağlubiyete rağmen kupaya uzandı. Turnuva kupasını 3. kez müzesine götürdü. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 8080. Bir eli seyir halindeki kamyonette, diğer eli ise motosiklette. Dengesini kaybedip yola savrulması an meselesi. Görüntüler Hatay'dan. WhatsApp ihbar hattımızla paylaşıldı. İddiaya göre akaryakıtı biten motosikletli canını hiçe saydı. Kamyonete tutunup kilometrelerce yol aldı. Ben yanıldım hayat. Kamyonetin ani bir freni kazaya neden olabilirdi. Ama bu sürücülerin umrunda bile olmadı. Katları dolaştı, ayakkabı dolaplarını karıştırdı. Ama açıkta olan her ayakkabıyı da almadı. Sadece beğendiklerini aldı. Burası Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde bir bina. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtta. İki hırsız güpegündüz binaya girdi. Hırsızlar gözüne ayakkabıları kestirdi. Katları dolaştıktan sonra sıra ayakkabı dolaplarına geldi. Beğendikleri ayakkabıları çalan hırsızlar gözden kayboldu. Harfiyat arabasının peşine, şimdi altına girecek, ondan sonra diyecek ki harfiyatçı şöyle, harfiyatçı böyle. Patenli genç bu kez harfiyat kamyonuna tutundu. Ne yanından geçen araçları ne de arkasındaki sürücüleri umursadı. Yarım saattir şu arabanın peşine yapışmış, pateniyle gidiyor. Ufak bir hatası canına mal olacak ama tehlikenin farkında değil. Ama kimse kendi çoluk çocuğuna sahip çıkmıyor. Kimse kendi çoluk çocuğuna bakmıyor. Kamyoncunun haklı sitemi kayıtlara böyle geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yönden gelen araca böyle çarptı.
Görüntü Bolu'nun Mudurnu ilçesinden. İddiaya göre geliş yönündeki otomobil sürücüsü kalp krizi geçirdi. Direksiyonda fenalaşan sürücü kontrolü kaybetti. Hızlıydı, duramadı. Tek şeritli yolda karşı yönden gelen aracı göremedi. İki otomobil de kafa kafaya böyle çarpıştı. Kazada her iki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Otomobillerde ise ağır hasar oluştu. Minibüste yanaştılar, araçtaki kumaşları böyle çaldılar. Hem de güpegündüz. Görüntü İstanbul'dan. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtta. Park halindeki araç kumaş yüklü. Bir süre sonra görüntülerde başka bir araç beliriyor. İçeriden 3 kişi iniyor. Aracın camını kırıp kumaşları kendi araçlarına yüklüyorlar. Yaklaşık 10 dakika içinde 20 top kumaş çalıyorlar. Hırsızlar kumaşlarla birlikte gözden kayboluyor. Arabada da 4, bir tane de kapıda 5. Kapasitesinin üzerinde yükledi. Plastik kasalar araca sığmayınca ortaya bu görüntüler çıktı. Burası Ankara çevre yolu. Kamyonet sürücüsü hem çuval yükledi hem plastik kasa. Ancak yükü neredeyse yola savrulacak. Fakat sürücü tehlikenin farkında değil. Böyle çıktı trafiğe. O anlara tanık olan başka bir sürücü hemen telefonla sarıldı. Bir süre sollamak için kararsız kaldı. Aracı geçemeyince yönünü değiştirdi. Kayda alan sürücü tehlikeyi atlattı. Ama diğer sürücüler için tehlike kilometrelerce devam etti. Yerli yapım bir durumun var sevgili dinleyiciler. Ani bir fren yapsa yükü devrilecek. Ama sürücü tehlikenin farkında bile değil. Daha önce de Atif Yılmaz tarafından sinemaya uyarlanan filmde bir anne kızın hikayesi. Görüntüler Bilecik trafiğinde kaydedildi. Kamyonetin kasası çuvallarla dolu. Ancak biçimsiz istiflenen yük aracın kasasında yan yatmış. Zahin Güvenç'in senaryosunu yazdığı Zahin Güvenç ve Deniz Güvenç'in yönettiği... Sürücü yükün farkında değildi. Neyse ki uyarılara kulak verdi. Başroldeki salkma... Kısa bir aranın ardından günaydın Türkiye'de 3. saat dilimine sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz sevgili seyirciler. Diyarbakır'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi elimize ulaştı. Hemen detaylarına bakalım. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Yaylak Mezrası'nın mülki sınırları içerisinde jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timleriyle bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden çıkan işte bu mühimmatlara da el konuldu. Sevgili seyirciler, Türkiye seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Türkiye erken seçime gidiyor. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Bu kritik açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında AK Parti kurmaylarını topladı. Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleriyle görüştü. Selam. Bu kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı
Bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Erken seçim kararı açıklandı ama 65 gün gibi kısa bir süre var sandık başına gitmek için. Peki Yüksek Seçim Kurulu bu erken seçim için hangi adımları atacak? İşte cevabı. Erken seçim 24 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun erken seçimler için izlediği yol haritası 1 Kasım'daki erken seçimler için yaşanan sürece benzer bir şekilde işleyecek. Yüksek Seçim Kurulu açısından herhangi bir sıkıntı, süre sıkıntısı yoktur. Daha önceki seçimlerde de biz 56 günde seçim yaptık. Bu seçimde de aynı şekilde seçimleri yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimlere hazırız dedi. Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Yapılanmamızı tamamlarız. Şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurt dışındaki yapılanma işlemleri olacak. Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. Güven'e İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı da soruldu. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları isteyeceğiz, kayıtları isteyeceğiz ve Yüksek Seçim Kurulu olarak hangi partilerin seçime katılması hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Erken seçim kararı peki piyasalarda nasıl yankı buldu? Dolar hızla düşüşe geçti. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim 24 Haziran'da dedi, döviz çöktü, borsa coştu. Erken seçim ilk etkisini kurlar üzerinde gösterdi. Açıklamanın ardından rekor seviyelere ulaşan euro ve dolar hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Karar açıklandığında dolar 4 lira 9 kuruş seviyelerindeydi. Dakikalar içinde 4 lira 2 kuruşa düştü. Erken seçim haberiyle euro 5 lira 7 kuruştan 4 lira 97 kuruşa kadar indi. Borsada ise durum tam tersiydi. Borsa 111 bin puanın üzerine çıktı. Erken seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin 24 Haziran Pazar günü yapılacağını açıkladı. Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdi. Erken seçim kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük yankı uyandırdı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Partili ve MHP'li vekiller kararı olumlu karşıladı. Referandum sonraki süreçte bu halk bize görev verdi. Bu görevi erken yapalım istiyoruz. Referandumda öngörülen Cumhurbaşkanlığı sistemine hemen geçelim. Tüm kurumlarıyla beraber bu işi yapalım. Daha güçlü demokrasi, daha güçlü ekonomi, daha güçlü güvenlik için gerekli tedbirleri alalım ve daha hızlı yol yürüyelim istiyoruz. Türkiye seçim konusunda, genel seçimler olsun, diğer seçimlerde son derece tecrübeli, birikimli bir ülkedir. Nasıl bugüne kadarki seçimler son derece sağlıklı ve şeffaf yapılmışsa, aynı şekilde de
son derece iyi ve güzel örnek bir seçimi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Seçim beklentisini içerisine düşen vatandaşların yatırımlarının devam etmesi bakımından da bir erken seçim beklentisinin ortadan kaldırılması gerekmektedir, karşılanması gerekmektedir. Bu amaçla karar alınmıştır. Türkiye uzun süredir seçim bekliyordu. Bir an önce seçimin yapılıp Türkiye'nin seçim atmosferinden çıkması gerekiyordu. AK Parti ve MHP'nin erken seçim teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Erken seçim kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması sonrası partiler harekete geçti. Erken seçimin yapılması için adımlar atıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli imzaladı. AK Parti ile MHP'nin erken seçim teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ilk önce Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Meclis uygun gördüğü takdirde ise seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. Dış basın kritik gelişmeyi son dakika olarak geçti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Erken seçim kararı dış basında da geniş yer buldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2019 Kasım ayında yapılacaktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. İngiltere, Fransa, Almanya haber ajansları kritik kararı son dakika olarak geçti. Reuters haber ajansı, Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor başlığını kullandı. Fransız AFP haber ajansı da erken seçime geniş yer verdi. Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de gelişmeye yer verdi. Erdoğan erken seçim için 24 Haziran'ı gösterdi başlığı kullanıldı. İngiliz Guardian gazetesi de erken seçimi okuyucularına duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararını MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının ardından duyurduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim 24 Haziran pazar günü yapılacak deyince erken seçimle çakışan üniversite sınavının tarihi değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından 2,5 milyon öğrencinin aklına ilk gelen üniversite giriş sınavı oldu. Çünkü sınavın yapılacağı tarih de 23-24 Haziran olarak ilan edilmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ÖSYM acil olarak toplandı. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihini bir hafta erteledi. Yeni takvime göre Yüksek Öğretim Kurumları sınavının 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Takvime göre 30 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testi, 1 Temmuz Pazar günü ise alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi yapılacak. Olağanüstü hal 7. kez 3 ay süreyle uzatıldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Toplantı sonrasında hükümete olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunulmuştu. O halin uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. Kabul edenler. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece 15 Temmuz sonrasında ilan edilen olağanüstü hal 7. kez 3 ay süreyle uzatıldı. O halin uzatılmasıyla FETÖ ile mücadele de aralıksız sürecek. Kanser hücreleri gizlendikleri yerden söküp atılacak. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canik'le Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3000 kişilik bir FETÖ'cü yapıyı tespit ettiklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. FETÖ'nün kripto yapısını açığa çıkarmak için iğneyle kuyu kazdıklarını belirtti. Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 3000 kişilik FETÖ'cü yapının deşifre edildiğini açıkladı. Şu an itibariyle örgütün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, yaklaşık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 3000 kişilik bir yapıyı deşifre etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde inşallah kanun hükmünde, kararname ekinde bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik. Bunun anlamı şu, FETÖ ile mücadele daha uzun bir süre devam edecek. Örgütün tüm yapısını deşifre edene ve kripto yapısını açığa çıkarana kadar bu mücadele devam edecektir. Bu mücadelenin de etkili bir şekilde yürütülebilmesi için o halin, olağanüstü halin sağladığı imkanlara ihtiyacımız var. Bu çerçevede olağanüstü halin uzatılması gerekiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'cü askerlerden sorumlu 10 sözde mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. FETÖ'yle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alçaklar tek tek hakim karşısına çıkartılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ'cü askerlerden sorumlu sözde mahrem imamlar operasyon düzenlendi. Mahrem imam oldukları tespit edilen 10 FETÖ'cü için gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün köpeğiyim dediği öne sürülmüştü. Sözde profesör doktor olan Sabri Çolak 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. FETÖ'nün abilerindendi, kendisi için FETÖ'nün köpeğiyim diyordu. Sabri Çolak, emekli öğretim üyesi sözde profesör doktordu. Erzurum'da FETÖ-PDY soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Örgütün manevi abilerinden olduğu öne sürüldü. Tanık beyanlarına göre kendisi için ben FETÖ'nün köpeğiyim dediği iddia edildi. Çolak silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlandı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki 23-25 FETÖ'cü için gözaltı kararı verildi. Kripto FETÖ'cüler tek tek ortaya çıkarılıyor. Alçaklara büyük darbe vuruluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 25 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi. Yat FETÖ'cü! Yat! FETÖ'cülerin baylok kullandığı ve deşifre olmamak için kontörlü ve ankesörlü telefon kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 25 FETÖ'cü askerin 16'sının albay, 9'unun yarbay olduğu belirtildi. Ankara merkezi 8 ilde polislerimiz harekete geçti. 25 FETÖ'cü hainin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'cülerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraç edilen eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğu ve bir kısmının da geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Sevgili seyirciler, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni bir açıklama yaptı. Suriye saldırısındaki gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Macron ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'de belirlenen noktaları vurmuştu. Sonrasında birbirinden farklı açıklamalar yaptı. Macron önce saldırıyı kimyasal kullanan katil Esad'ı cezalandırmak için yaptıklarını açıklamıştı. Sonraki açıklamadaysa bu saldırıyla Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık dedi. Macron son röportajındaysa gerçek niyetini ağzından kaçırdı. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Putin'le eşit gördüğünü söyledi. Putin beni anlasın diye Suriye'ye saldırma kararı aldım dedi. Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron, aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunu savundu.
Afrin harekatında öldürülen İngiliz kadın teröristin posterleri İngiltere'de otobüs duraklarına asıldı. Anna Campbell, PKK-YPG ile İngiliz kadın terörist, Afrin harekatında Mehmetçiğimizle girdiği çatışmada öldürülmüştü. İşte o teröristin posterleri şimdi Güney Londra'da otobüs duraklarına asıldı. Posterde PKK-YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve faşizme karşı savaşmaktan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerine yer verildi. Sözde faşizme karşı savaşan terörist, Afrin harekatı kapsamında 15 Mart'ta öldürülmüştü. Bir diğer posterde ise tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz ve Afrin'i savun cümleleri yer aldı. Skandal terörist posterleriyle İngiltere'nin terör örgütü lehine yürüttüğü çirkin propaganda bir kez daha gözler önüne serildi. Anna Campbell İngiltere'de tesisatçı olarak çalışıyordu. Geçen yıl Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katılmıştı. Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu. Suudi Arabistan'da Batı'nın yeni oyununa katıldı. Suriye'ye asker göndermeye hazırım dedi. Yıllarca terör örgütü PKK-PYD'yi besleyen ABD'nin Suriye planı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuyla bozuldu. ABD ve batılı ülkeler Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili kararlı duruşu nedeniyle geri adım attı. ABD ve batılı ülkeler şimdi yeni bir planı devreye sokmaya çalışıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! ABD ve Batı Suriye'nin kuzeyinde bir Arap ordusu oluşturmak için harekete geçti. Suudi Arabistan, ABD'nin kurmayı düşündüğü Arap ordusuna katılabileceğini şimdiden duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Dubeyr, terörle mücadele koalisyonunda Suriye'ye asker göndermeyi konuşuyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Ermenistan'da devrim komitesi ilan edildi. Göstericiler sokağa döküldü. Halk sokağa çıktı. Polisle çatışma yaşandı. Burası Ermenistan. Ermenistan'ın 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Serj Sarkisyan görevini tamamladı. Ancak bu kez de başbakanlık koltuğuna oturdu. Ülkede isyan çıktı. Parlamento abluka altına alındı. Sarkisyan karşıtı muhalif eylemciler tekrar iktidarda görmek istemediği Sarkisyan için yönetime itaatsizlik eylemi başlattı. Gösterilere ELK Partisi lideri Nikol Paşinyan öncülük etti. Protestolar sırasında polisle çatışma yaşandı. Eylemciler eline geçen her şeyi polis güçlerine fırlattı. Muhalif partisi lideri Paşinyan ise gösteriyi devrim olarak niteledi. 1989 yılında kan dökülmeden yaşanan Çekoslovakya'daki Kadife devrime benzetti. Ermenistan'da gerginlik tırmanıyor. Hükümetin yapacağı hamle merak ediliyor. Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ı öldüren zanlının polisi oturup beklediği ortaya çıktı. Önce öldürdü, sonra oturup cinayeti anlattı. Eski Bakan Ercan Vuralhan'ın cinayetinin hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Eski bakanla aralarında alacak verecek meselesi vardı. Meseleyi konuşmak için Sirkeci'de bir kafede buluşan eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürüldüğü anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde kafe çalışanları yere yığılan eski bakanla ilgilenirken saldırganın oturduğu yerden polise cinayeti anlattığı görülüyor.
Saldırganın hiç istifini bozmadığı da görülüyor. Yolda yürürken bir kişinin tekmeli saldırısına uğrayan Yeşilağ ilçe başkanı o anları anlattı. Olay İstanbul Güngören'de yaşanmıştı. Uyuşturucuyla mücadele eden Yeşilay Güngören ilçe başkanı Mehmet Yıldız yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yıldız yaşadığı o anları anlattı. 4 dikiş var şuramda. Bu kaşımın üstünde bir şey var, yara var. İşte şu gözümün altında biraz geçti tabii de. Orada yaralanmalar var. Bu omuzumda biraz tahribat var. Bir de şu bacağımın şu bölgesinde bir ağrı hissediyorum. Profesyonelce bir iş yapmış. Yani zannediyorum bu işin de eğitimini almış daha önce. Yani tek vuruşla bizi nakavt etmeye çalıştı. Başkan Yıldız saldırının planlı olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla bu iş planlı, organize bir iş. Yani daha önce kapıda bekliyorlar. Biz çıkınca bizimle birlikte birisi bizimle birlikte belli bir mesafe yürüyor. Ondan sonra da saldırısını yapıyor. Yani doğrusu o ana kadar yani o gün için bir şey hissetmedim. Başkan Yıldız saldırının nedeninin uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkat çekti. Direkt tehdit değil ama engellemelerle karşılaşıyorduk. Yani ama bu kadar ileriye ve seviyeye gideceklerini doğrusu hiç düşünmemiştik. Yıldız saldırıya rağmen uyuşturucuyla mücadelede kararlı. Bunu yapanlar, bu hareketi yapanlar bize engel olmaya çalışmak istemişlerdir ama ben tam tersi olduğunu düşünüyorum. Gece saatlerinde bir atık tesisinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sevgili seyirciler, işte o yangın anları geliyor şimdi ekranlarınıza. Yanan atıklar olunca alevler kısa sürede büyüdü. Göz gözü görmedi, korku da dinmedi. Atık tesisi alev alev yandı. Burası Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanı. Gece saatlerinde yanmaya başladı. Çıkan yangını tesis çalışanları fark etti. Hemen itfaiye haber verdiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun bir şekilde yangını söndürme mücadelesi başladı. İtfaiye erleri işte bu alevleri yoğun çaba sonucu söndürdü. Sevgili seyirciler, 5 katlı bir binada yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi binada mahsur kaldı. Bir binanın giriş katında yangın çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi mahsur kaldı. Olayın adresi İstanbul Esenyurt. Saat 2.30 sıralarıydı. 5 katlı bir binanın girişinden alevler yükselmeye başladı. Nerede çıkmış abi? Bina sakinleri de üst katlara çıktı. Çevredeki vatandaşlar da durumu itfaiye haber verdi. İtfaiye erleri de mahsur kalan bina sakinlerini işte böyle kurtardı. Kurtarılan bina sakinleri dumandan etkilenmişti. İlk önce müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelere sevk edildiler. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Festival için pişirilmeye çalışılan 200 kiloluk dana çevirme alev alev yandı. Aç. Festival için pişiriliyordu. Davetlilerin gözü önünde alev aldı. 200 kiloluk dana işte böyle küle döndü. Yanıyor. O var çok şey. Çek, kömürecek. Afyonkarahisar'da lezzet festivali yapıldı. Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı. Yağ indi ya birden. Alev aldı. Külün altında gaz oluşuyor. Yağ indiği zaman aşma yapıyor. Alev oluyor.
Lezzet Festivali'nde Afyonkarahisar'ın yöresel yemekleri ön plandaydı. Güne özel 200 kilogramlık dana çevirme de vardı. Dana ateş üstündeyken bir anda alev aldı. Bu yavaş yavaş pişecek. Bu saatlerce, 3-2,5-3 saat boyunca, 4 saat boyunca yavaş yavaş kendi suyunda, yavaş bir ateşte pişip. Yemeği düşünmeyeceksin bunu pişirirken. Görevliler soğuk külle alevi söndürmeye çalıştı. Bir taraftan da suyla müdahalede bulunuldu. Ancak dana neredeyse tamamen yandı. Yenilemez hale geldi. Çek, gömülecek. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı. Yolun karşısına geçiyordu. Minibüs çarptı, hayatını kaybetti. Kaza İstanbul Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Sürücü Selçuk Giritlioğlu Atatürk Havalimanı yönüne seyrediyordu. Bir yayada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Minibüs sürücüsü duramadı ve yayaya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza geçiren yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonucu ölen yayanın üstünden kimlik çıkmadı. Cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yayaya çarpan sürücü ise emniyete götürüldü. Frene bastım ama duramadım. Valiye selam veren polise çarpan sürücü kendini böyle savundu. Güpegündüz boş yolda polise çarptı. Savunması pes dedirtti. Olay geçen hafta Konya'da yaşandı. Polis memuru Vedat Selvi, Vali Yakup Can Bolat'ın polis evindeki ziyareti sonrası selam vermek için yola çıktı. Bu sırada Mürsel Sarı'nın kullandığı otomobil polis memuruna çarptı. O anlar kameraya da yansıdı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hazırlanan raporda iki tarafta eşit oranda kusurlu bulundu. Polis memuruna çarpan sürücü Mürsel Sarı ise gözaltına alındı. Verdiği ifade ortaya çıktı. Polis evinin önüne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım ancak duramayıp çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim. Ancak trafik yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sevgili seyirciler, 17 yaşındaki genç kız günlük kiralanan evde ölü bulunmuştu. 3 katil zanlısı hakkında müebbet hapis istendi. Henüz 17 yaşındaydı. Aleyna Can'ın günlük kiralanan evde cenazesi bulundu. Aynı evde bulunan 3 kişi hakkında müebbet hapis istendi. Siz mi öldürdünüz? Ben kız arkadaşımı öldürecek kızlarım değilim. Kim öldürdü? Tarih 30 Kasım 2017. İstanbul Kartal Cevizli'de günlük kiralanan bir evde silah sesi duyuldu. 17 yaşındaki Aleyna Can silahla vurulmuştu. Olayın ardından evde bulunan 3 kişinin kaçtığı görülmüştü. O şahıslar kısa sürede yakalandı. 3 kişiden biri Aleyna Can'ın erkek arkadaşı Bayram Ekici'ydi. Silahını kazara düşürdükten sonra ateş aldığını söyledi. Bayram Ekici'nin kardeşi Ercan Ekici ve Mesut Vural da evdeydi. Çelişkili ifadeleri olayın kaza olmadığı yönündeydi. Aleyna Can'ın ayrılmak istediği erkek arkadaşıyla tartıştığı ortaya çıktı. Ekici'nin de bu tartışmada silahını kasıtlı olarak ateşlediği öne sürüldü. 3 zanlı hakkında kasten öldürme suçundan müebbet istemiyle dava açıldı. Sevgili seyirciler, günaydın. Türkiye'de gazete manşetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Türkiye Gazetesi ile başlayacağız. Gündemin en önemli kararı erken seçim, baskın seçim manşetine taşımış Türkiye Gazetesi. 24 Haziran'a çekme kararı böyle alındı. Baskın seçim diyor. Hemen detaylarına bakalım. Muhalefet panikledi. Sonbaharda seçim bekleyen muhalefet 24 Haziran tarihiyle ters köşe oldu. Henüz bir ismi ön plana çıkaramayan CHP, hızla adayımızı belirleyeceğiz dedi. İyi Parti lideri Akşener de CHP'den önce davranıp
100 bin imzayla adayım diye konuştu. Büyük Kongresi'ni 24 Haziran'dan 6 ay önce yapmadığı için seçime katılamayacak olan İyi Parti için iktidar devreye girdi. İyi Parti'nin mağduru oynamaması için yasadaki 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi bekleniyor diyor Baskın Seçim başlığıyla Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nden devam ediyoruz manşetlerimize. Bir alt manşete bakacağız. THY yeni limana yeni yüzle çıkıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi anlattı. Ülkemizin yüz akım markalarından Türk Hava Yolları yeni havalimanına hazırlanıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi, şu an İstanbul'a gelmek isteyen birçok hava yolu var. Yolcu sayısı artacak. İstanbul dünyanın aktarım ve en gözde iş merkezi haline gelecek diyor Türkiye Gazetesi bu haberiyle. Gazete manşetlerimize Habertürk Gazetesi ile devam edeceğiz. Erken seçim kararı Habertürk Gazetesi'nin manşetinde de yerini almış durumda. Sandık 24 Haziran'da jet seçim diyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin işte uzlaştıkları o anın karesi de manşetteki yerini almış durumda. Hemen detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli zirvesinden 2 ay sonra erken seçim kararı çıktı. Erdoğan 30 dakikalık görüşme sonrası AK Parti ve MHP olarak yasal süreci hemen başlatıyoruz dedi. Erdoğan hadiseler zorunlu kıldı diyor. YSK tarihine seçim rötuşu, YÖK seçimle aynı tarihe denk düşen yükseköğretim kurumları sınavının tarihlerini değiştirdi. Yeni sınav tarihi 30 Haziran 1 Temmuz arasında yapılacak. Olası bir durumda ikinci tur yapılırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde onun için açıklanan tarihte 8 Temmuz diyor Habertürk Gazetesi. Sevgili seyirciler, gazete manşetlerimize Akit Gazetesi ile devam ediyoruz. Baklava çalan hapis yattı, cuntacılar serbest diyor. 28 Şubat davasında alınan karara ilişkin bir eleştiri yer alıyor Akit Gazetesi'nde. Hemen detaylarına bakalım. 28 Şubat cuntacılar için verilen karara itiraz eden mağdur ve müştekiler, ülkemizde aç kaldığı için baklava çalan çocuklar bile tutuklanırken, halkın seçtiği hükümeti devirenlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmasının yasa ve hukuka aykırı olduğu ifade ediliyor diyor yeni Akit Gazetesi'nde. Baklava çalan hapis yattı, cuntacılar serbest manşetiyle. Ve Karar Gazetesi ile devam ediyoruz. Karar Gazetesi başkentte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Karlov, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bir silahlı saldırıyla hayatını kaybetmişti. Bir suikaste kurban gitmişti. Mert Mevlüt Altıntaş bu suikastin zanlısıydı. Hapis yatıyor. O telefon yem başlığını atmış Yeni Akit Gazetesi ve özellikle de bu karara ilişkin detaylara yer veriyor. Karlov suikastindeki en çarpıcı gelişme, tetikçi polis olay yerinde bulunan cep telefonunu bilinçli olarak bıraktı. Rus Büyükelçi soruşturmasında dikkatler Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonuna yoğunlaşmıştı. Kararın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre iPhone cihazların şifresinin zor kırıldığını bilen planlayıcılar tetikçiye telefonu önceden yere atmasını söyledi. Bu taktikle soruşturmanın telefona odaklanarak uzaması amaçlandı diyor Karar Gazetesi de o telefon yem manşetiyle. Sevgili izleyiciler, günaydın Türkiye'de gazete manşetlerini tamamlamış bulunuyoruz. Gündemdeki gelişmelerle devam edelim. Terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuya ağır darbe vuruldu. Kocaeli'de polis ekipleri bir tırın eroin yapımında kullanılan ham madde taşıdığı istihbaratını aldı. Hemen harekete geçti. Şüpheli tır İzmit'te durduruldu, arama yapıldı, bir şey bulunamadı. Devreye narkotik köpeği Stark girdi. Stark hassas burnuyla benzin deposuna gizlenen maddeyi buldu. Ekipler hortumla maddeyi bidonlara boşalttı. Bulunan asit anhidrit maddesinin eroin yapımında kullanılmak üzere terör örgütüne gittiği belirtildi. Ele geçirilen miktarla 223 kilo eroinin yapılabileceği ifade edildi. Uyuşturuculara yönelik sık sık operasyon yapan ekipler ilk kez batıdan doğuya büyük sevkiyatın önüne geçti. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Sahte kimlikli özel halk otobüsü şoförünün üzerinden uyuşturucu çıktı.
Güya otobüs şoförüydü. Hem kimliği sahteydi hem de üzerinde uyuşturucu madde taşıyordu. Eminönü otobüs duraklarında gün boyu trafik denetlemesi vardı. Otobüslerde arama yapıldı. Şoförlerin kimliklerine bakıldı. Bir özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliği sahte çıktı. Şüphelenen polisler sürücünün üzerine aradı. Sahte kimlikli otobüs şoförünün üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şoför Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü. Sattığı ürünün parasını alamayan şahıs kendisini dolandıran kişiyi sokaklarda megafonla afişe ediyor. Ben asla hakkımı helal etmiyorum. Duyan, duymayan duyursun. Eline megafonu aldı, sokak sokak bağırdı. Mağdur Osman Aslan dolandırıldığını herkese böyle duyurdu. Sayın Emniyet Amiri, bu işe bir el at. Bunu Adana hepsi biliyor. Adana'da zeytinyağı toplancısı olarak satış yapan Osman Aslan, MK adlı şahsa 13.500 lira değerinde zeytinyağı sattı. İddiasına göre MK borcunu ödemedi, kayıplara karıştı. Mağdur borçlarıyla öylece kala kaldı. Parasını bana getirmedi, beni dolandırdı. Parasını alamayan Aslan bankalardan kredi çekmek zorunda kaldı. Hem parasından oldu hem de durup dururken iki katı borca bulaştı. 50 kere kendisine haber gönderiyorum. Adam hiç aldırış etmiyor. Benim para, çoluk çocuğumun rızkını götürdü hep ve masalarında harcadı. Ailesinin rızkını bankalara yatırmak zorunda kaldığını söyleyen mağdur kendince bir çözüm buldu. Kendisini dolandırdığını söylediği şahsın kimlik fotoğrafını afişe bastırdı. Bu adam beni dolandırdı diye sokak sokak haykırdı. Ben bu yola başvurdum. Sırf onun bütün çevresine, sülalesine, akrabalarına rezil olsun, benim bu param gelsin. Osman Aslan her gün kenti sokak sokak dolaşıyor. Megafonla MK'nın dolandırıcılık yaptığını söylüyor. Ben asla hakkımı helal etmiyorum. Duyan, duymayan duyursun. Osman Aslan emniyetten MK'nın bulunması için yardım istiyor. Ben paramı alana kadar ya öleceğim ya paramı alacağım. Sayın Emniyet Amiri, bu işe bir el at. Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi. Kars Kazman'da bölücü terör örgütü mensupları toprağa iki el yapımı patlayıcı düzeneği kurdu. Düzenek jandarma ekiplerince tespit edildi. Ekipler iki farklı noktada 10 kilo patlayıcı ele geçirdi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, ardından el yapımı patlayıcıları yerinde imha etti. Patlayıcıların imha anı ise işte böyle görüntülendi. Kar yağışının özlemini çeken vatandaşlar karlı dağlara gitti. Karın gelmediği Muş'ta köylüler kara gitti. Bu sene Muş'a kar yağmadığından dolayı millet devamlı kar istiyor. Bakın burada da 3 metreye yakın kar var. Bol bol millete kar götürüyorum. Karla özlem gideren vatandaşlar getirdikleri poşetlere kar doldurdu, evlerine götürdü. Dümez, pekmez, yoğurt, iç içe karıştırıp yiyorlar. 3000 pet şişeyle sera yaptı. Sebze ve meyveleri -15 dereceye kadar koruyabiliyor. 15-16 Nisan'daki düşen soğuklar don, cevizleri yaktı. Gördüğünüz gibi fasulye, salatalık da bir şey yok. Bidonlar koruma yaptı. Ürünleri soğuktan etkilenmesin diye pet şişelerden sera yaptı. Hem sera maliyetini düşürdü. Hurdacılara baktım, pet bidon çok ellerinde. Böyle bir 3000 tane aldım hurdacılardan, plastik toplayanlardan. Fazla maliyetli bir şey değil. Ben buranın hepsini bidonunu 500 milyon liraya aldım. Ama naylon almış olsaydım bana 3-4 bin lira patlayacaktı bu naylon. Hem de diğer çiftçilere göre bir ay önce ürün elde etti. Normalde biz bunları Nisan'ın 25'inde dikmemiz lazım. Siz ne zaman diktiniz? Ben Mart'ın 25'inde diktim ben de. Erken ürün olmak erken için. Ürün olmak için. Yani deneme olur mu diye düşündüm ve oluyor. Pet şişeden sera fikrini internette gördü çiftçi Hacı Ömer Kılıç. Bu yöntemin ürünleri hem soğuktan hem de güneşten koruduğunu belirtti. Kireç yani güneş fazla düştüğü zaman yakmasın bitkiye diye güneş ışığından korumak için yüzünü kireçleme yaptım. Geçen haftaki kırağa düştü mesela bir şey olmadı. Soğuk etki yapmıyor buna.
Yani -5, -10 arası koruma yapıyor bu bidonlar. Bidonun da bir dört tarafından denersek ufak bir şekilde hava alması için canlının, o da bir nihayeti can. Dalgıçlar deniz dibinden tam 143 kilogram atık çıkardı. Muğla Belediyesi denize en çok mavi yakışır sloganıyla deniz dibinde temizlik çalışmaları yaptı. 13 kişilik dalgıç ekibi denizin dibine daldı. Yaklaşık 2 saat boyunca denizin dibinde biriken atıkları topladı. Ardından dalgıçlar topladıkları atıkları kıyıya çıkardı, temizlik görevlerine teslim etti. Denizden 143 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılan atıklar ayrıştırıldı, dönüşüm için atık merkezine gönderildi. Tem Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza trafiği alt üst etti. Zincirleme kaza Tem'i kilitledi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkiinde meydana geldi. Öğle saatleriydi. Yarışan otomobiller makas atarak seyrederken bir vatandaş o anları kaydetmek istedi. Ve korkulan oldu, trafikte terör esilen sürücüler peş peşe kaza yaptı. Zincirleme kaza nedeniyle Tem Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, sürücüler mağdur oldu. Edirne istikametinde hiçbir araç kalmadı, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören araçlar olay yerinden kaldırılınca trafik normale döndü. Tem Otoyolu'nda sürücüleri mağdur eden kazaya yarışan iki otomobil neden oldu. Otoyolda yarıştılar, zincirleme kazaya karıştılar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen kazanın cep telefonu görüntüleri pes dedirtti. Görüntülerde yarışan iki otomobil makas atarak gidiyor. Bu sırada bir sürücü cep telefonuyla kayda giriyor. Yarışan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor. Trafikte hızla ilerleyen araçlar kısa süre sonra kazaya karışıyor. El freni çekilmeyen kamyonet vatandaşların arasına daldı. Kaza İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Öğle saatleriydi, kamyonet sürücüsü dağıtım yapmak için marketin önüne geldi. Aracını park etti. İddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu. Kamyonet yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Yol kenarında bekleyen 10 vatandaşın arasına daldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Kamyonetin arkasındaki vatandaşları uyarmaya gitti. Kamyonetin geldiğini gören bazı vatandaşlar kaçtı. Hicran Özçelik Yetkin isimli kadınsa kaçamadı. Kamyonet ve motosiklet arasına sıkıştı kaldı. Yetkinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu, genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hicran Özçelik hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Çocuğunun oyuncak tabancasını aldı, banka soymaya kalkıştı. Tabancasını doğrulttu, banka soygununa çıktı. O anlar komedi sahnelerini aratmadı. Çünkü soyguncunun elindeki silah aslında bir oyuncaktı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar Antalya'da yaşandı. Tefeciye 150 bin lira borcu olan Alice, akıllara durgunluk veren bir soygun planladı. Oğlunun boncuk atan tabancasını aldı, banka soymaya kalktı. Diğer elinde de poşet olan Alice, çocuğum hasta diyerek bankadan 100 bin lira istedi. Güvenliğin hamle yapmasıyla da bankayı koşar adım terk etti. Şahsın kaçtığı anlarda yüzü net bir şekilde kameralara yansıdı. Polis zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Zanlı verdiği ifadede oğlunun boncuk tabancasını aldığını, kaçarken de tabancayı çöpe attığını itiraf etti. Sözde soyguncunun banka güvenliğine kaçarken, "Kusura bakma birader," dediği öğrenildi.
Altın dolu kese bulan adam altınları polise teslim etti. 48-41. Aracı park ettiğim yerde orada yerde bir kese gördüm. Havaalanında altın dolu kese buldu. Hiç tereddüt etmeden polisi aradı. Kahramanmaraşlı itfaiye personeli Mehmet Demir, Umre'den dönen ailesini karşılamak için havaalanına gitti. Otomobilinden iner inmez yerde bir kese gördü. Demir kesenin içini kontrol ettiğinde altınları fark etti. Falan geçeceğiz. Hiç düşünmeden polisi aradı. Altınları ekiplere teslim etti. Kanatlı kalmamız lazım bunu. Bu şekilde alamayız. Ben bir tane kanatlı. Anne Emine Demir oğlunu takdir etti. Gurur duyarım oğlumun böyle bir temiz iş yaptığı için. Polis şimdi altınların sahibini arıyor. 1,5. Altın fiyatlarının artması nedeniyle düğünlerde yarım gramdan yapılan hediyelik altın dönemi başladı. Çeyrek altın 285 lira ile 300 lira arasında satılınca vatandaş hediyelik altın arayışına girdi. 1 gramdan ve 1 gramın da yarısı yarım gram hediyelik altın olarak gösteriyor şu anda. İstanbul Altın Rafinerisi üretti bunu. 85 lira civarında satılan yarım gram altın vatandaşın kesesini zorlamıyor. İnsanlar artık bunu götürüyor. Yani yarım gram altın bugün işte 85 TL'den işlem görüyor. 48 yıllık kuyumcu 1 gram altını yıl sonuna kadar 200 lirayı bulacağını iddia etti. Yıl sonu 2018 yılı sonu itibariyle 1 gram altın 200 liraya ulaşacak diyor. Bu yıl pek kış yaşamadık ama meteoroloji uyarıyor. Yaz sıcak hayli geçecek. Evet çok güzel. Hava sıcaklıkları bu yazda mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Açıklama Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş'ten. Yaz ayı önceki yıllara göre sıcak geçecek. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde bu yıl kar görülmedi. Bu kış kimse üşümedi pek. Ama bu yaz da işte o kışın üşümemenin faturasını hava sıcaklığıyla ödeyeceğiz. Ve hava sıcaklığı ortalama 2 derece yaz boyunca daha fazla olacak. Sıcağı ben çok seviyorum. Yaz aylarını çok seviyorum. Nisan, Mayıs zaten çok seviyorum. Eylül, Ekim seviyorum. Eylül, Ekim'den sonrası beni sıkıyor. Yani böyle kapalı havalar mesela beni depresyona sokuyor. Dağlık, ovalık yerlerde gezeceğiz ya, serin yerlerde. Kaçacaksınız her şeyi. Tabii. Karadeniz'de. Güneşe göre en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu'da gözlenecek. Özellikle evet, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da yağışlar azalacak. Yazında kurak geçecektir büyük bir ihtimalle. Onu gösteriyor ya. Nisan ayının ortasındayız, daha yağmurlar başlamadı doğru düzgün. Kuraklık olacak. Uzmanlara göre son 10 yıldaki hava sıcaklıkları zaten mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Özellikle 2010 yılının yaz aylarındaki sıcaklık zirve noktadaydı. 2018 yılının sıcaklığı ise yine 2010'a yakın olacak. Yaz aylarında severek tükettiğimiz mısırın sağlığımıza zarar verdiğini biliyor muydunuz? İşte severek yediğimiz mısırın sağlığımıza olumsuz etkileri. Vira. Ben çok seviyorum. Fazlası zararmış ama. Öyle mi? Bilmiyordum valla. Her şeyin fazlası zarar. Yani her şeyin fazlası zarar. Közlenmişi ya da haşlaması süt mısırı hepimiz seviyoruz yaz aylarında da. Oldukça çok tüketiyoruz ama süt mısırı da. Aşırıya kaçmak sağlığımıza zarar veriyor. Hiçbir şey zararı olmaz. Hanım orada oturuyor, ben dedim ki giderim bir tane alıp ikimiz bölüşelim. Ve işte mısırın yakınından bile geçmemesi gerekenler, diyabet hastalarının asla mısır tüketmemesi gerekiyor. Evet, mısırda fruktoz oranı çok yüksek. Hızlı bir şekilde şekeri yükseltiyor fruktoz. Bu birincisi. İkincisi kilo almaya yol açabiliyor. Bu nedenle obezite hastalarında da biz istemiyoruz çok fazla mısır tüketimine. Mısır aşırı tüketildiğinde bağırsaklarda gaz problemine, midede ise hazımsızlığa sebep olabiliyor. Mısır sindirimi zor bir besindir. Bu nedenle aşırı gaz yapar. Gazla karında şişkinlik ve karın ağrısına yol açabilir. Bu nedenle çok fazla tüketilmemesinde fayda olur. Ailesinde cilt kanseri olanların da aşırı mısır tüketiminden kaçınması gerekiyor. Triptofan seviyesi çok yüksek. Triptofan kanda melatonine de çevriliyor. Melatonin bildiğiniz gibi bizim benleri yapan ve
cilt kanserlerini yapan hücrelerdir. Bu hücreleri de aktive edebiliyor. Bunun zararı yok. İnsanların zararı çok. Bunun hiçbir zararı yok. Çay servisi teknolojiyle birleşti, ortaya bu görüntüler çıktı. Vay 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 vay. Ve ilk çay servisini yapıyoruz drone'la. Hasan Acar'a gidiyor çayımız. Şekerli çaya içelim. Hasan'da gidiyor. Sallama, sallama. Dökme çayı. Hadi gayret. Görüntüler Tokat'tan. Müşterilerine çayı drone'la gönderdi. Ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Türkiye'de ilk çay servisini yapacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evet, bismillah deyip başlatabilirsek tabii taşıyacak mı bilmiyoruz. Bakalım taşıyacak mı? Tolga Aras, drone cihazına karton bardaktaki çayı iple bağladı. Ardından drone dikkatli bir şekilde havalandı. Hedefine doğru ilerledi. Şekerli çaya içelim. Kafanda gidiyor. Sallama, sallama. Dökme çayı. Hadi gayret. Hadi aslanım. Gider gider zorla. O çay birine ulaşacak Vedat. Evet, bakalım ilk çayımızı teslim edebilecek miyiz? Çay yoldan geçen vatandaşa teslim edilirken yere düşüp parçalandı. Çayımızı ulaştırmayı başaramadık. Evet, çay kimin üstüne dökülecek şu an onu merak ediyoruz. Şu anda bayağı bir sallanıyor. Aha, gitti drone. Aa, seni var ya. Drone ile yapılan çay servisi denemesi hüsranla sonuçlandı. Anladık ki çay servisi çaycıların işiymiş. Drone'umuz düştü ve kırıldı. Elimizde kalan böyle boş bir kutu oldu. Bayağı bir sallanıyor. Koruma altına alınan Manisa lalesini koparmanın cezası 48.625 lira. Bu çiçeği koparan da zarar veren de yandı. Cezası dudak uçuklatıyor. Bu yıl havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Manisa lalesi erken açtı. Manisa lalesi Spil Dağı'ndaki endemik bitki türleri arasında yer alıyor. 1250 metre yüksekliğindeki bölgelerde yetiştiği ve endemik olduğu için koruma altında tutuluyor. Manisa lalesine zarar verene ve koparana ise adeta ceza yağıyor. Koruma altına alınan Manisa lalesini koparmanın cezası 48.625 liradan başlıyor. Dünyadaki lale çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan Manisa lalesi Spil Dağı Milli Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Ortaya insanı mest eden bu manzaralar çıktı. Vatandaşlar Manisa lalelerini bu yıl daha erken görme imkanı bulabilecek. Sevgili seyirciler, Türk Kangalı Afrika'da çitalara, Amerika'da dağ aslanlarına meydan okuyor. Sivas Kangal köpekleri koruma alanında en tercih edilen tür oldu. Kangal çoban köpeğinin dünyada günden güne öneminin artması ve tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri sürü koruma görevini kusursuz bir şekilde yerine getirmesi ve aynı zamanda aile üyelerine olan sadıklığıdır. Kangallar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Şimdilerde ünleri dünyaya iyice yayıldı. Afrika'da, Amerika'da kangal köpekleri iş başında. Kangal çoban köpeği Amerika'da Angus ırklarını korumakta kullanmaktadır. Küçük sürüleri dağ aslanlarına karşı korumada kangal çoban köpeğinden faydalanılmaktadır. Amerika ve Namibya'da kangal köpekleri çıtalardan sürüleri korumak için kullanılıyor. Namibya, Güney ve bazı Güney Afrika ülkelerinde, ayrıca Cezayir'de çita koruma görevini yerine getirmektedir. Yetiştiricilerin sürülerine çita saldırıları çok fazla olmakta ve yetiştiricilerin hayvanlarına çok fazla zarar vermektedir. Sevgili izleyiciler, günaydın. Türkiye'nin bugünlükte sonuna geldik ama yarın saatler tam 5.45'i gösterdiğinde ben Sultan Akdoğan yine gelişmeleri aktarmak için karşınızda olacağım. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından Evren Aydın yeni gün kuşağıyla sizlerle birlikte olacak. Bütün gelişmeleri tgrthaber.com.tr'den de takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyoruz.